İyi akşamlar sayın seyirciler. Sorguluyorum'a hoş geldiniz. Bu akşam gazeteci, yazar, televizyoncu ve yapımcı aslında birçok ünvanıyla Sayın Banu Avar konuğumuz olacak. Kendisiyle uzun zamandır sorgulamayı düşündüğümüz bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de ve dünyada medyanın gücü, önemi, özellikle ülkemizde medyanın sosyolojik anlamda etkilerinin ne olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız, sorgulayacağız. Daha doğrusu dünya siyasetinde medyayı sahnenin önü olarak görürsek, bu akşam biz sahnenin arkasında yaşananları öğrenmeye çalışacağız. Çünkü Sayın Banu Avar, Zemberek isimli kitabında bize sahnenin arkasından bahsediyor, bizi aydınlatıyor. Sayın Avar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Evet. Yeniden birlikteyiz, değil mi? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi kitabınızla başlamak istiyorum. Zaten bu akşam ana hatlarıyla konumuz Banu Avar'ın, Sayın Banu Avar'ın Zemberek isimli kitabında geçen konular olacak. Kitabı birkaç bölümde ele aldı Sayın Banu Avar. Adı da Zemberek. Zembereğin çarkları diyorsunuz. Zembereğin çarkları, evet. Zembereği kuranlar. Yani bugün zembereğin... basın konuşalım dedik. İşte o zembereğin çarklarından biri de basın. Çok önemli, çok evet. Önemli. Peki öncelikle şöyle başlayalım. Neden böyle bir isim kullandınız? Zemberek nedir? Zemberek işte saatlerin içinde olan bir mekanizma. Bu mekanizma belli bir şekilde gerildiği zaman fırlayıp atıyor. Toplumları da bu şekilde attırmaya çalışıyorlar. Belli bir yere kadar gerip sonra atılmasını sağlayan bazı unsurlar var. Bu unsurlardan biri de basın aslında. Hani bugün konuşalım dediğin konu. Biri de bu basın ve ben kitaba da şöyle başladım. Bugün konuşacaklarımız aslında bu çerçevede. Hani diyor ya, ekranlarda gördüklerimiz, basında gördüklerimiz bir sonuçtur. Yemeğin sofrada sunuluşudur diyor hani ilk sayfada. Evet. Biz bir yemek görüyoruz. Bir yemek sunuyorlar bize. Ve onu yiyoruz, önümüze konan şeyi. Genellikle küresel medya bunu yapıyor. Yemeği hazırlıyor, önümüze koyuyor. Biz sadece onu Türkiye'de mi oluyorsa dünyanın kuralım böyle? Hayır, tabii ki. Yani bütün dünyadaki basın yayın organlarının %90'ı zaten 6 şirket elinde, işte Disney, Time, Bertelsmann falan. Yani belli, Fox. Belli 6 küresel şirkete ait. Bunlar aynı zamanda petrol işinde, aynı zamanda silah sanayinde, aynı zamanda ilaç sanayinde. Yani bütün bunların sadece basınla falan bitmiyor işleri. Aynı zamanda dünyaya şekil verenler içinde yer alan aileler. Türkiye'de de o kadar değilse bile başka biçimlerde basın tamamıyla özellikle 80'lerden sonra para politikalarının içinde yer almıştır. Yani iş adamlarımızın elinde. İşte maden, inşaat, sanayi filan bunların içinde ki patronlar tarafından medya yönetilir. Buraya biraz önce söylemiştim gelirken, işte geçen akşam uzun uzun oturdum okudum. Mesela zannediyorum 24'ü kuran ve NTV'de de haber müdürü olan birisinin yazdığı bir kitap var. Mustafa Uş'un yazdığı kitapta. Çok net olarak o bağlantıları çok iyi açıklıyor. Yani bir muhabir kalkıp da diyelim falanca madenin hakkında bir haber yaparsa o madenin sahibi olan adam tarafından bileti kesiliveriyor filan. Yani haberler bu şekilde hazırlanıyor. Bir dönen çarkın bir parçası. Şimdi haberler bu şekilde hazırlanıyor dediniz. Ana medyalarda ana medya. Tabii. Şöyle başlayalım. Şimdi dünyanın acımasız savaşlarının ortasında, mesela Suriye'de olduğu gibi her zaman görürüz. Bir televizyoncu çıkar ya da bir muhabir çıkar, evet. Ya da bir sanatçı ortaya çıkar. Ve oraya gider, evet. İşte o bölgeye gider ya da kamplara uğrar, evet. Ve bir şekilde bir yardımlar evet. Yapar. Ve biz de toplum olarak deriz ki ya ne kadar iyi bir insan, ne kadar güzel evet, bir insan. Çok severiz onu. Hatta evet. Onun desteklediği ülkelere de ne kadar yardımsever bir ülke ki bu ülke bu evet. insanı buraya göndermiş, bize yardım evet, gönderiyor deriz. O bölümü şimdi siz kitabınızda bu tarz insanların, evet. insanları çemberin, zembereğin evet. çarklarına evet. Koyuyorsunuz. Birkaç tanesinden evet, örnekler verelim. Ne demek istiyorsunuz? Biraz açar mısınız? Bizim bilmediğimiz evet. başka yönleri mi var bu insanların? Mesela zembereğin çarkları içinde
bir tabii önemi yok yani insanların ama Angelina Jolie'yi bir örnek olarak almıştık. Çünkü buraya çok gelip giden bir hanım. Evet. Bu hanım mesela, bu Hollywood'un bu ünlü şahsiyeti 2000 yılına kadar beğenisi %30. 2006'da %80'e çıkıyor. Çünkü bir bakıyorsun onu seçiyorlar. Diyorlar ki gel, şimdi sen bizim piyonlarımızdan biri olacaksın. Ve bu çerçevede hareket etmeye başlıyor. Time ve Forbes dergilerinde inanılmaz reklamı yapılıyor. 20 ülkede Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak dolaşıyor. Evet. Ve özellikle mülteci kamplarında sürekli misafir ediyor mülteci kampları Angelina Jolie'yi. İşte Tayland'a gidiyor, Kosova, Kenya, Ekvator, Suriye sınırı, Türkiye ve Ürdün'de defalarca boy gösteren bir hanım bu. Şimdi ya ne buraya yapıyor? Buraya kadar her şey güzel. Evet, daha önce Hollywood'da vampir pozlarında falan. Birdenbire böyle inanılmaz sade bir makyaj, bol elbiseler, işte iyilik meleği yani bir melek portresi çiziyorlar. Ve Angelina Jolie yaptığı yani içinde yer aldığı örgüt, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve daha birçok buna benzer Birleşmiş Milletler'e de bağlı olarak çalışan örgütlenme aslında mülteci meselesinin stratejik bir silah olduğunu açıklıyor. Bunu kendi yazılarında, araştırmalarında falan görmek de mümkün ama sade vatandaşın bu şekilde bakması imkansız buna. Ne diyorlar? İşte mülteci kampları... Bunu İngiliz öldürülen bu Cox adlı milletvekili de söylemişti. Mülteci kampları sorun olan ülkede ve karşısındaki yanındaki ülkede, komşu olan ülkede de birçok derde deva olabilir diyor. Orası öyle bir karışır ki sınırlar elek olur diyor. Orası öyle bir karışır ki biz oradan öyle bir mülteci akını sağlarız ki bazı istediğimiz elemanları da yan komşulara gönderebiliriz diyor. Eğer bir şeyler göndermek istiyorsak yan tarafa o zaman mülteci kampları hiç görünmeden yani kendimizi saklayarak orada gerekli adamlarla temasa geçebiliriz diyor. Belli bilgileri oradan alabiliriz yahut da belli nakliyatları yapmak için orayı kullanabiliriz diyor. Bayağı açık açık söylüyorlar aslında yapacakları işleri. Yani mülteci meselesi aslında hepimizin içini burkan mülteci meselesi aslında stratejik silah olarak düşünülüyor. İşin bu tarafı var. Onu bir o. İkincisi bir kamuoyu yaratmak veya kamuoyu oluşturmak için mülteci meselesini nereye doğru yönlendirmek istiyorlarsa o şekilde kullandıkları ortaya çıkıyor. Ve bütün bu küresel organizmalar diyelim işte mültecilik komiserliği ya da işte ne bileyim ona benzeyen yardım örgütlenmeleri filan bu işlerin içinde yer alıyorlar. Kitapta bunları açık açık yani birçok örnekleriyle anlattım. Basın da bunlar gibi. Yani basında da mesela bir Christian Amanpour vardır. Artık birazcık tabii biz yaşlardadır o. Gençler belki daha az görmeye başlayacaklardır ama Time Warner'ın yani dış haber editörü ve en saygın eşi de çünkü siyasetin içinde falan da bulunduğu için en saygın muhabirlerden biridir. Yani herhangi bir yerde canlı yayın arabanız benim zamanımda denk düştüğü zaman millet titrerdi Christian Amanpour gelmiş diye. Christian Amanpour nereye gitse oranın devlet başkanı ya düştü, ya linç edildi, ya yok edildi. Kimle son röportajını yaptıysa mesela buna örnek Kaddafi, son röportaj Saddam. Bunlarla yaptı ve o adamlar... Yok oldular, yok edildiler. Bir zehirli örümcek gibi nereye gitse yok ediyor. Yani medya mensupları bir ajan gibi mi kullanılıyor bu? Evet aynen öyle. Tarafından. Tabii tabii yani bunu böyle söylediğimiz zaman şimdi geçenlerde birisi epey kızmış. Neden? Twitter'dan bayağı bir bağırıp çağırıyor ama kusura bakmasın. Zaten biz böyle hiç kimseye ismen kalkıp da böyle laflar etmiyoruz. Bu kitapta yer alan bir hanım var. Hayır neden kızıyorlar size? İşte o ki hanım okumuş kitabı galiba okumuş ya da kitabı. Görmüş bir yerde galiba. Lindsay Schnell ismi. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. İşte burada 33. sayfada resimleri de var. Çarşaflı bir resmi var. Yanında da daha değişik bir resmi var falan. 30 yaşında bir hukuk fakültesi mezunu Lindsay Schnell. Ve birdenbire Nusra'nın yanında bulundu filan. Nusra kaçırdı dediler. Sonra oradan nasıl oluyorsa kurtuldu. Sonra birdenbire işte Hatay'da Amerika'nın
Amerikan özel kuvvetlerinin son derece ihtimamıyla Hatay'da bizim kuvvetlere teslim edildi ve Hatay hapishanesinde yattı. Ve bu kadar önemli buraya kadar, ama şöyle bir durum var. O fotoğrafı göstermek istiyorum da yönetmenim müsait olunca. Evet. Önemli yani, göstererek izleyicilerimiz daha iyi anlasınlar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby basın toplantısına Lindsey Schnell o zaman soruldu. İşte bu hanım. Ve Lindsey Schnell sorulduğu zaman dışişleri, Amerikan Dışişleri Sözcüsü ben bu konuda konuşamam gibi bir laf etti. Ve Amerika'nın Adana Konsolosu'nun Lindsey Schnell'le yakından ilgilendiğini söyledi. Böyle bir gazeteci var mı ya dünyada? Amerikan Dışişleri Bakanlığı ilgileniyor özel olarak falan. Ve gazeteci Schnell Suriye topraklarında ne yaptığı sorulduğunda Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ben bu konuda konuşamam. Aynen bu şekilde. I can't say anything about it filan gibi böyle son derece 3 kere filan tekrarlayarak aynı şeye bir cevap verdi. Konuşamam, konuşamam, konuşamam dedi. Şimdi Lindsey Schnell diyor ki bana kimse ajan diyemez. Ben bir gazeteciyim. Benim birçok yerde haberlerim var, bilmem nelerim var. Mutlaka öyledir de bizim sorumuz şu. Ne yapıyordunuz? O zaman açık açık açıklayın. Nusra'nın yanından nasıl çıktınız? Niçin özel kuvvetler hiçbir gazeteciye bu kadar yardımcı olmazken size bu kadar yardım etti? Türk özel kuvvetleri niye sizi alıp Hatay'a koydu hapishaneye? Ve oradan ne şekilde çıktınız? Amerikan hükümeti sizle niye bu kadar birebir ilgilendi ve iki tane helikopteri görevlendirdi? Ve ne yapıyordunuz Suriye'de? Çünkü Suriye'ye giren çıkan yabancı gazetecilerin çoğunun yalan haberleriyle ortalık sallanıyor yani. En son olay mesela Ümran'ın babası geçenlerde konuştu. O sandalyede her tarafı toz ve kan olan zavallı küçük çocuk Ümran vardı. Hani hepimizin yüreğini dağlamıştı. Evet. Babası çıktı dedi ki vallahi yabancı gazeteciler benim çocuğumu başka türlü başka amaçla hükümete vurmak için, Esad'a vurmak için kullandılar. Aslında bizim öyle bir durumumuz yoktu dedi. Yani o kadar çok yalan haber yapıldı ki. Mesela Beyaz Baretler de aynı şekilde. Beyaz evet. Baretler diye bir teşkilat çıkıyor. Ve o teşkilat yani inanılmaz şeyler yapıyor. Adamların bütün resminde yanlarında Nusra bayrağı var. Sen diyorsun ki ben arama kurtarma ekibiyim. İnsanlara hiçbir ayrım yapmadan her zaman yardımcı olurum. Giderim, şunu yaparım, bunu ederim diyorsun. Ama yanında yani Suriye hükümetinin kontrolündeki hiçbir bölgede insan arama kurtarması yapmıyorsun. Hep yaptığın teröristlerin olduğu bölgelerde bunu yapıyorsun ve yanında mutlaka IŞİD'in Nusra'nın fark etmez IŞİD, Nusra, Kaide hepsi bir zaten bayrağını taşıyorsun. Ve ayrıca da tabii ondan sonra bir sürü videolar çıktı. İnsanları nasıl öldürdükleriyle ilgili muhaliflere neler şeylere Suriye askerlerine o resmi yani Suriye ordusunun askerlerine ne şekilde işkenceler yaptıklarıyla ilgili de bir sürü videolar çıktı. Ama Hollywood buna Oscar vermeye kalktı. Beyaz Baretler belgeseline. Hatta Nobel ödülünü Beyaz Baretler alsın bile dendi. Yani bu şekillendirmeler bu şekilde yapılıyor. Bizim kitapta amacımız buydu. Yani çarklar var gerçekten, bu çarklar içinde bir takım uluslararası örgütler var, ne diyor, belirsiz örgütler bunlar. Birleşmiş Milletler'in içinde de olabiliyorlar, başka yerlerde de olabiliyorlar. İşte bir tanesini biraz sonra söyleyeceğim, inanılmaz bir bütçesi var çünkü. Bu örgütler, bu basın mensupları, bu basın kuruluşları, bu Hollywood ünlüleri, filan insanların algısını yönetiyor dediğimiz bu. Evet, kitabınızda işte Angelina Jolie'den bahsetmişsiniz. George Clooney'den de bahsettiniz. George Clooney mesela onun, aynı şekilde. Evet, ailesiyle beraber. Devamlı. Şimdi George Clooney'nin çok mu umurunda Suriye'de savaştan kaçan zavallı çocuklar veya zavallı anneler, babalar çok mu umurunda hiç sanmıyorum. Ama o da belli bir şekilde Amerikan Derin Devleti'nin yardımcısı olmaya karar vermiş, bir şekilde kiralanmış isimlerden biri olduğu görülüyor. Çünkü Ermeni meselesinde de maşallah hiç durmadan evet. Yayın yapıyor, film yapıyor filan. İşte bunlar diyorlar ki biz dünya algısını şekillendirebilecek kadar seviliyoruz. Çok ünlü adamlarız. O halde gel bakalım diyor ona o derin devlet.
Amerika'nın belli yerleri. Sen diyorlar bizim için bunu bunu yapacaksın. İşin acıklı yanı ne biliyor musun Ferit? Bizden birilerini çağırıyorlar. Bizim çok sevdiğimiz, bizim çok bağlı olduğumuz, çok bizim için kıymetli olan sanatçılarımızı çağırıyorlar. Mesela hatırlarsan bazı sanatçılarımızı şeye yolladılar. Afrika'ya yollamışlardı. Evet. Onlar işte danslar falan ettiler orada. İşte mülteciler için iyi niyet elçilikleri yaptılar. Yani bizimki gibi ülkelerde kendi stratejilerini, kendi duruşlarını tam koyamamış ülkelerde de bizim sanatçılarımız da onlara özenerek onlar gibi Amerika'nın algısını yaymaya heveskar oluyor. Ben buna katlanamıyorum esas, buna üzülüyorum. Aslında farkında olmadan bunu yapıyorlar belki. Farkına olmadan çok iyi niyetle yaptıklarına eminim. Evet, farkında evet, şimdi olmadan. Birçok da soru geliyor. Genelde sizi seven izleyicilerimiz... ne olacak bu ülkenin hali? Banu ablaya sorar mısınız? Böyle size hitap ediyorlar. Ne olacak bu ülkenin hali sorusunu soracağım birazdan. Ama önce şu zembereyi bir bitirmek şimdi istiyorum. Şimdi ben evet. Ferit, bu zemberekte esas anlatmaya çalıştığım şey hibrit savaştı. Oradan Türkiye'de ne olacağına da gelebiliriz. Hibrit savaş, yani karma savaş demek daha doğru belki. Yani Türkçeleştirelim biz bunu. Hibrit warfare diyor ya İngilizler falan. Bu karma savaş konsepti, bu kavram çok yeni bir kavram. 2014'ten beri ortalığa yayıldı. Ve karma savaş üzerine çalışan 30'lu yaşlarında çok ilginç araştırmacılar var. Ben Andrew Koripko diye bir araştırmacının eserlerinden çok yararlandım. Buradan bunlarla ilgili insanlar varsa okusunlar Koripko'yu. Hibrit savaş olarak bulabilirler internette falan. Bu yeni bir savaş taktiği, yani 3. Dünya Savaşı'nın içinden geçerken biz aslında içinden geçiyoruz 3. Dünya Savaşı'nın. Eskiden olduğu gibi ülke orduları karşı karşıya gelip birbirine girişmiyor. Vekiller kullanıyorlar, değişik unsurlar kullanıyorlar. Mesela Koripko'da bu iki ana unsur diyor. Bir tanesi diyor dijital aktivistler diyor. Bir tanesi de diyor, yani bu orduları ikiye ayırıyor. Biri dijital aktivistler, ikincisi de lejyonerler. Bu lejyonerler içine Nusra falan gibi, işte El-Kaide gibi, IŞİD gibi, PKK gibi, YPG gibi, hepsi. Bütün bu unsurları sokabiliriz. Yani bir taraftan paralı askerlerle işte Eric Prince gibi adamların Blackwaters, daha sonra Z adını alan böyle terörist ihraç eden küresel şirketler var. Ve bu şirketler işte Eric Prince, Blackwaters, Z ya da Akademi denen isimlerini 3 kere değiştirdi. Birçok insanı katlettiği için isim değiştirmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Böyle bu şekilde örgütler, bir tane iki tane de değil, daha fazlası da var bunların. Bu örgütlerin sahaya sürdüğü elemanlarca yapılıyor. Bilmiyorum arkadaşlar, şu resmi alabilir mi bana? Bu önemli. Bu resim, öyle bir imkanımız var olacak mı böyle göstersem? Öyle olacak. Oldu bile evet. Bakın burada en son Blackwaters'ın, yani terörist imal eden bu şirketin dünyanın her yerinden, Güney Afrika dahil, teröristleri alıp savaş bölgelerine gönderen bu adamın şurada bakın bir şeyi var. İsminin yazılışı var. X yanında da Grek alfabesindeki E harfi var. X İsa demektir. Yani Avrupa'da X gördüğünüz zaman İsa'dır o aslında. Christ. E de evangelizmin E'si. Evangelizm böyle yazılır. E. Dolayısıyla adamın geçmişine baktığınız zaman bu tarafı çok önemli. Bundan birazcık bahsedelim burada durup. Bu bütün dünyaya terörist, lejyoner, paralı asker gönderen bu adam aslında reformist kiliseye bağlı bir adam. Daha sonra Katolik oluyor. 27 yaşında falan bu işlerin içine giriyor. Ve Katolik Evangelist Birliği adlı bir örgütle yakından ilişkili. Ve bu birliğin manifestosunu size burada okumak istiyorum. Bu adamın içinde olduğu örgütün manifestosu şöyle. Bu yüzyıl Hristiyan tarihinde en büyük misyoner genişlemenin gerçekleştiği yüzyıldır. Üçüncü bin yılın ilk yüzyılında, yani 2100 yılına kadar bu genişleme daha da büyüyecektir. Dünya evanjelik ve katoliklerin birlik ve büyümesine tanık olacaktır.
Aynı zamanda Erik Prince dünyaya terörist imal eden, ihraç eden, gönderen bu adam. Aynı zamanda Columbus Şövalyeleri adlı örgütün de üyesi. Bunlar ne diyorlar? Biz kutsal toprakları işgal edeceğiz. Biz Haçlı seferlerinin sonunu getireceğiz diyen örgütün de aynı zamanda üyesi. Bütün dünyada Hristiyan hakimiyetini savunuyor. Ve bir kitabı var Erik Prince'in, adı Sivil Savaşçı. Sivil Savaşçı bence şunu anlatıyor, bakın ne diyor Erik Prince'in bir röportajında kullandığı şu cümleler. Herkes silahlanacak. Tıpkı Yeremya peygamberin İsrail'de tapınağı inşa ederken bir elinde kılıç, diğerinde mala tuttuğu gibi. Hatırlıyor musunuz, birileri çeşitli ülkelerde normal vatandaş berber Ahmet Efendi'yi ya da kasap Mehmet Efendi'yi alıyor. Size silahlandıralım, size silah öğretelim, size savaşmayı öğretelim filan diye. Bu Yugoslavya'da oldu. Türkiye'de de bunun olduğuna dair bazı laflar dönüyor basında. Bazı başka ülkelerde de oluyor bu. Normal sivil vatandaşları silahlandırmak. İşte bundan bahsediyor Erik Prince. Diyor ki insanları savaşmaya hazırlayalım. Ona göre televizyon programları yapılsın. Herkes savaşmaya hazır olsun. Bir ruh yaratalım diyor. Kitap çok ilginç yani. Böylece kısaca değinmek istedim çünkü çok tehlikeli görüyorum bunu. Peki bütün bunlar niye? Neden yani? Niçin bu halde? Bunu birçok kez tekrarladım ama şöyle kısaca bir iki cümleyle şunu söylemek lazım. Dünya bir sıkışma içinde. Ve dünyadaki bütün kaynakların, doğal kaynakların, zenginliklerin 1/4'ü Türkiye ile Çin arasında. Dolayısıyla öyle bir an geldi ki 1. Dünya Savaşı, 2. paylaşım, şimdi 3. paylaşım zamanı. Tıkandıkları zaman paylaşmaya başlıyorlar. Bu paylaşımın merkez üssü Türkiye ve çevresi. Yani görüyoruz işte kuzeyde neler oluyor. İşte Ege Adaları gayet hareketli. Marmaris'e 1 mile kadar girmiş. Yunan ordusu orada tatbikat yapabiliyor. Bizim adamız da yapabiliyor. Aşağısı malum Suriye, Irak, İran. İran'da şu anda Tebriz bölgesinde Uluslararası Kriz Grubu diye bir grup var. Yine küresel bir grup. Hugh Pop adlı çok ünlü bir muhabiri 25 sene Türkiye'de yaşadı. Ondan evvel de İran'daydı. Şimdi Brüksel'de artık iyice işin başına geçmiş. İşte buralarda yaptıkları tek bir konferans konusu vardı. O da Kürdistan meselesi diye onlar söylüyor. Kürtleri nasıl, ne yaparız, nereye koyarız, nasıl ilerletiriz, nasıl geriletiriz. Son gitmeden önceki röportajında da şunu söylemişti Hugh Pop. Türkiye'nin kaderini Kürtler belirleyecektir demişti. Cumhurbaşkanının eskiden Abdullah Gül Bey'in ya da Tayyip Erdoğan Bey'in yanından hiç çıkmazdı. Sürekli oralarla temaslı olmayı, parlamentoda gezinmeyi çok seven birisi Hugh Pop. Uluslararası Kriz Grubu aynı şekilde mesela son zamanlarda yine bu bütün bunlar aynı zamanda temas halindeler. Bu üçüncü paylaşım savaşında Türkiye'nin etrafındaki hareketliliği ve İran'daki hareketliliği devamlı bize gösteriyor. İran'da muhabirleri çok fazla. Vladimir, şimdi soyadını hatırlayamayacağım bir muhabirleri var. Sürekli oradan siz de Suriye'deki örneği izlemelisiniz şeklinde yayın yapıyor bu çocuk. Bu adam 10 senedir orada, genç bir adam. Yani bütün dünyada sıkışmış olan bu emperyal güçlerin bu sıkıştıkları noktada Türkiye merkezli bir harekata giriştikleri ayan beyan ortada. Artık çocuklar görüyor bunu. Ve bunun çektikleri bu karmaşada en önemsedikleri tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda Araplar olduğu gibi şimdi de Kürt nüfus bu 4 ülkedeki. Bunlar üstünde harekata giriştiler. Bunlar üstünde yapacaklarını planlıyorlar. Buna dikkat etmeliyiz. Ve Türkiye içinde de onlarla birlikte hareket eden azımsanmayacak ve güçlü ekipler var. Evet, şimdi dünyada bir emperyalist oyundan bahsediyorsunuz. İşte Orta Doğu'da, kitabınızda Gürcistan'da, Ukrayna'da işte o turuncu devrimler vesaire hepsinden bahsediyorsunuz. Fakat şimdi şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Bu emperyalist müdahaleye uğrayan ülkelerdeki liderlerin
hiç mi suçu yoktur? Mesela oradaki ayaklanmalarda işte o Saddam'ın, Kaddafi'nin işte falan gibi yani. Siz olayın bu tarafına bakıyorsunuz, oradaki emperyalist müdahale, ki bu gerçek, doğru var. Ama hani ülkeyi yönetenlerin, suçu nedir burada? Tabii ki mutlaka, yani o tek başına olabilen bir şey değil zaten. Bunu Atilla abi, Atilla İlhan çok güzel anlatırdı bize. Yani adamın belli bir hedefi var ve o hedef çerçevesinde 100 yıllık planlar çiziyor. Ve o 100 yıllık planlar içinde giderken birdenbire karşılarına bütün bir milletle beraber Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor ve bütün planlar yerle bir oluyor ve bunu da kendileri yazıyor. Yani Churchill'in lafları var, işte Armstrong'un lafları var, bir sürü insanın. Yani o millet 7 düvel tarafından sıkıştırılmaya başlanmış bir millet toparlanıp müdafaa-i hukuk, kuvva-i milliye gibi kurduğu örgütlerle bunların yüzlerce yıldır belki de, değil mi, Haçlılardan biri aslında, hedefledikleri bütün planları yerle bir edebiliyor. Fakat ne yazık ki kısa sürüyor, içindeki tohumlar tekrardan yeşeriyor, tekrardan saldırmaya başlıyorlar, tekrardan içerideki birilerini satın alarak devam ediyorlar. Ve içeridekiler, içeriden satın aldıkları, içeriden işbirliği yaptıkları o kuvvetler olmasa zaten bütün planları yine çöker. Ama içeride bir yandan görünen kuvvetler, bir yandan da görünmeyen kuvvetler, nedir onlar, işte basın, kültürel değişimler, bunları ayarlayanlar, ki ben her gittiğim yere bu kitabı götürüyorum. Tabii bu eski bir Cengiz Özakıncı'nın Otopsi yayın evinden çıkmış olan Emin Değer'in Oltadaki Balık Türkiye'yi herkes okursa, şimdi çok daha yeni baskıları da var. İnfiltre ediyorlar diyor. Aynı kanser hücreleri gibi. Bir ülkede, bir ülkeye infiltre ediyorlar. Bunu yapmaya başlarken açık açık söylüyorlar, mesela 1965'te Emin Değer bu kitabı yazarken Podol raporuna rastlıyor. Malum Podol raporunda diyor ki, biz diyor ilk önce bir, bu ülkenin, Türkiye'nin en üst kademesini hedefledik diyor. Onları yavaş yavaş ele geçirdik diyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde de diyor halka doğru ineceğiz diyor. Yavaş yavaş infiltre edeceğiz. İndoktrin lafı da kullanıyorlar. Bu da çok ilginç. Hem sızıyorlar, yani infiltre sızmak demek. Mesela Fethullah Gülen'in çıkardığı yayın organlarından birinin adı da Sızıntı'ydı. Bakın bu da ilginç. Hem sızıyorlar, kültürel olarak sızıyorlar mesela. Hem ekonomik olarak sızıyorlar. Hem bütün devlet kadrolarına sızıyorlar. Mesela diyorlar ki size, siz, sana bir havuç vereceğiz diyorlar. Burada havuç var. Ve bir yani gelişmesi yarım kalmış, daha tam tamamlanamamış bir ülkenin yöneticileri olarak bu havuca büyük bir iştiyakla bakan birilerini buluyorlar. İnsan psikolojisini iyi biliyorlar. Kim gelir bu şeye? Kim gelir? Bu tuzağa kim düşer? Onu iyi tespit ediyorlar. Kim en hırslıdır? Onları tespit ediyorlar. Onlara gel gel yapıyorlar. Havucu gösteriyorlar. Bunun adına soft power diyor Joseph Nye. Yani bu işi kuran adam, yumuşak güç diyor. Ben diyor havucu buraya koyarım. Gel gel derim. Gelecek olanlar gelirler. Sonra elime geçirdikten sonra havucu alanı, onu sopamı gösteririm. Bak, benim dediğimi yapmazsan başına çeşitli belalar gelir. Veyahut da şöyle anlatalım. Geçenlerde bir haber çıktı basında. Bir iki ay oluyor. Amerika bu haberi özellikle yaydı. Dedi ki, AKP iktidara geldiği günden bugüne kadar 800 milyar dolarlık ihale yapıldı bizle beraber Türkiye içinde. 800 milyar doların 200 milyar dolarını ben çeşitli yerlere verdim. Böyle bir açıklama yaptı. Çok ilginç. Bu bir mesajdı, bir uyarıydı. Ve bu paralar, her kimlerin eline geçtiyse o 200 milyar ekstra para, Katar, Malezya ve Singapur bankalarında isim isim duruyor ve bunlar Amerikan bankaları. Dolayısıyla ben kimin ne kadar parası var, kime ne kadar para verildi gayet iyi takip ediyorum. Ona göre davranın, sonra tüy kaka olmayalım. Bende bu bilgiler var gibi bir açıklama yaptı Amerika. Şimdi bundan muradı neydi, kime ne mesaj yolladı onu bilemeyiz. Ama olaylar, havuç sopalar böyle ilerliyor. Yani dış basını iyi izleyenlerimiz bu yazıları, bu haberleri okuyor ve bunlar öyle herhangi bir yerlerde çıkmıyor. Yani Washington, New York, Los Angeles gazetelerinde çıkıyor.
Evet, şimdi bu zembereyi kuranlar, emperyalist güçler sadece devletin başındaki insanlar ya da devlet sistemine müdahale etmiyor. Siz Amerika ve İsrail'in aktif müdahalesiyle işimden oldum diyen bir televizyoncusunuz. TRT'deki işinizden, onların müdahalesiyle işimden oldum dediniz. Bu şekilde şimdi, olan bir sürü insan vardır sanıyorum, mutlaka vardır. Ama ben bir değişim, bir geçiş dönemi vardı Ferit o zamanlar. Yani 2008'de oldu benim bana müdahale. Zannediyorum o geçiş dönemine denk geldi ve çok acemice yapıldığını düşünüyorum. Acemice oldu ama oldu. Yani ama oldu. Kendisini belli mi etti acemice? Evet, yani bu açık açık söylendi. Acemice yapıldı. Şimdi bir takım insanlar, bir takım gazeteciler işlerinden ediliyorlar, oluyorlar, gidiyorlar, geliyorlar filan. İşte biraz evvel bahsettiğim Mustafa Hoş'un kitabındaki gibi olanlar da var. Yani Abluka diye bir kitabı var bu gazeteci arkadaşımızın. Açık açık yazmış birçok şey içinde. Yani öyle bir oluyor ki mesela gruplar arasında çekişmeler var basında. Yani çeşitli gruplar arasında, sanayi grupları, büyük devler Türkiye'de. 4-5 tane devin elinde zaten bütün basın. Onlar arasındaki çekişmelerden kaynaklı olarak işini kaybeden gazeteciler var. Bir de benim gibi ve bu işini kaybeden gazetecilerin birçoğu Batı tarafından desteklenen gazeteciler. Zaten bir kısmı da gitti işte Can Dündar gibi. Bild'de filan yani Alman basınında yer alabildi. Benimki öyle değil. Benimki şöyle yani bana açık ve net olarak, bana Dışişleri de o zaman söyledi. Karşı karşıya geldiğimiz TRT'nin ikinci adamı da açık açık söylediği gibi. Yani biz sizin gitmenizi asla istemezdik ama mecbur kaldık. Çünkü Amerika, İsrail, Gürcistan ve İsveç dış işlerine başvurdu. Yani buralardan benim için büyükelçiliklerden dış işlerine baskı yapılıyor ve ben bu şekilde işimi kaybediyorum. Mecbur kaldık lafı var çünkü. Ve bunu duyan da 4 kişi var o odada o gün, o dakika olan ve ben de kitaplarımda yazdım. Kimse de ağzını açamaz çünkü net bir olaydı bu. Yani Batı basını sadece kendi ülkesinde benim çok etkilendiğim mesela bir gazeteci var öldürülen Steve Kangas gibi gazetecileri birdenbire bir binanın 50. katından aşağı iterek öldürmüyor. Eğer işine gelmeyen bilgileri CIA'nin çeşitli ülkelerdeki korkunç olaylarını anlatırdı Steve Kangas. Bu şekilde öldürüldü 38 yaşında. Bu şekilde yapmıyor. Aynı zamanda denetimini almak istediği ülkelerdeki gazetecilere de bulaşıyor. Hadi bütün bunları geçtik. Şimdi bana bir 2 dakika müsaade. Buyurun. Ben burada şunu okumak zorundayım. Onun için getirdim bunu zaten buraya. Mehmet Emin Değer'in kitabında Marshall Yardımı dönemi çok uzun anlatılıyor. Ve diyor ki Marshall Yardımı'yla beraber evet Türkiye ekonomik bir yardım aldı. Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında da bir anlaşma yapıldı. Sene 1947 idi. Ama bu anlaşma değildi aslında. Türkiye ile Amerika arasında bir emirnameydi. Amerika Türkiye'ye bir emirname yollamıştı. Ve o emirnamede diyordu ki Türkiye basın ve radyo temsilcilerine Türkiye'de gayet rahat hareket etme imkanı sağlayacaktır Türkiye hükümeti. Amerikalı basın radyo temsilcilerine bunların bu yardımın kullanılışını serbestçe incelemelerine izin verilecektir. Türkiye hükümeti de bizim yani Amerika'nın Türkiye için yaptığı iyilikleri Türkiye'de devamlı bir yayın yaparak açıklayacak, anlatacak, bütün radyolarında, gazetelerinde bundan bahsedecektir. Yani yardım anlaşmasının, emirnamenin şartlarında basını tam kullanımı yer alıyor. Ve eğitimin tam kullanımı biliyorsun bir de yer alıyor. Basın ve eğitim tam olarak Amerika'nın denetimine girecektir diyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz meslek Ferit bu kadar önemli. Çok önemsiyorlar. Evet. Bunu bir silah olarak görüyorlar. Basın bir silah. Çünkü basını dinleyen, gazetelere şöyle bir bakan, hele sosyal medya var şimdi ya da televizyon izleyen insanların büyük bir çoğunluğu o pişirilen yemeği onların sunduğu biçimde görmek zorunda. Eğer onun dışında bir şey görmeye başlarsa orada onlar için felaket olur.
Bizim de görevimiz bu işte. Bu perdeyi aralamak zorundayız. Çünkü söylenen hiçbir şey doğru değil. Efendim işte Halep'te insanlar öldürülüyor da hepsi kesildi. Bu Esad onu yaptı da bunu etti de bilmem ne de falan palavraları. Ak kaşık demiyorum Esad için. Ama peki ya ötekiler? Yani nasıl oldu o zaman? Bütün bu hiçbir şey yokken 2011'in Mart ayının başında biz gidip orada Beytülvali'de oturup Halep'te çayımızı içiyorken bir anda bir hafta içinde, tabii onun gerisi var, 2008'den beri uğraşıyorlardı. John McCain başta olmak üzere, Amanpour başta olmak üzere, Clarissa Ward başta olmak üzere bütün işte küresel şirketleriyle, küresel organizmalarıyla, basın mensuplarıyla hepsi birlikte uğraşıyordu. Kan gölüne nasıl çevirdiniz ya burayı? Bundan bahsedilmesi yasak. Sadece şeyi söylüyorsun. Aa kötü Esad gitsin. İran'da zaten yazık değil mi? Orada şu kadar insan var, bu kadar da Türk var. Onlar da ayrı bir memleket kursun. Türkiye'de bu zavallı özgürlük savaşçısı PKK'lılar niye bir özgür ülke kurmuyor falan. Buna benzeyen yayınlar var. Ve bunlar hep öne çıkıyor. Ve buradaki bir takım eblehler de onların peşinden gidiyor gördüklerinin. Evet, şimdi 2008 dediniz değil mi? 2008'de TRT'den ayrıldınız. Yani 2008 yılında, evet, 2007 yılında bana bu şikayetlerin hepsi gelmeye başladı. Defalarca Filistin programım engellendi mesela. Filistin bir bıçaktır, kalbinize saplanır başlıklı videom. Defalarca yayından kaldırıldı. Ben dışişlerine gidiyordum 2 dakikada bir. Nasıl olur böyle bir şey falan diye. İşte karşı koymaya çalışıyordum, duyurmaya çalışıyordum filan. İşte efendim İsrail konsolosu TRT Ulus'a geldi diye beni Zafer Bey çağırıyordu Ulus'un başında. Çıkma sakın karşılarına. İşte gene birisi geldi, katip geldi, öteki geldi, bir iki geldi. Bu şekilde yani bir savaştı. Ağır bir şeydi. Peki şimdi şurada, burada şöyle bir soru soracağım. Çok merak ediyorum. Tam da 2008 yılı AK Parti'nin iktidara geldiği 5. yıl. 2001 işte, evet, itibariyle. 2001, 2002, 5. 6. yıl oluyor. Siz 2004'te başladım ben programa. 2004'te başladınız. 2008'de görevinizden alındınız. 2008'de görevinizden alındıktan sonra tabii ki siz ve sizin gibi televizyoncuların yerine birileri geldi. O zaman hangi donanımda ve 2008 hangi, yılında nereden geldi TRT'ye o insanlar? Sizin yerinize alınan 2008 insanlar. 2008 yılında 903 kişi. 2007 yılında İbrahim Şahin Bey geldi TRT'nin başına. PTT'de falan görev yapmıştı. Oradan geldi ve o zaman Keskin de açıkladığı gibi 903 kişi, yeni kişi alındı TRT'ye. Evet. Ve bu kişilerin hemen hepsi şu anda moda deyimiyle FETÖ terör örgütü diyorlar ya, işte o cenahtan insanlardı. Hepsi. Ve TRT'nin bütün her tarafı onlarla dolduruldu. Gelenler Samanyolu'ndan geldiler, Cihan Haber Ajansı'ndan geldiler, Kanal 7'den geldiler. İşte yani o cemaatin hizmet harekatı diyorlar ya, işte harekat TRT'ye çöreklendi. Biz inanılmaz şeylere şahit olduk o zaman. Yani küçümsediğim için söylemiyorum ama haber müdürü olamayacak, öyle bir deneyimi olmayan arkadaşlar bir baktık haber müdürü olmuşlar. Zaten hazım edemedikleri için idare aksamaya başladı. Çünkü o aynı zamanda psikolojik formasyon da gerektirir falan. Böyle şeyler ama oldu. Ama gelen kişiler %100 evet, olmasa bile belki. Çünkü hepsini belki bilemeyiz ama çoğu diyorsunuz öyleydi, bugün FETÖ denilen oldu. İşte yani o Fethullahçı cemaate üye olan insanlardı. Herhalde yani onları tabii tek tek ben üyeliklerini görme tabii, imkanım yok. Ama genelleme yapıyoruz. Gelenler oralardan seçilmiş, oralardan gelmiş insanlardı. Ve TRT'deki yayınlar, gidişat, insanların tavrı, her şeyi değişti. Aynı zamanda da zaten yani o zamanki dedikoduları hatırlarsan TRT'yi FETÖ TV haline getirdi diye bahsediliyordu İbrahim Bey'den o zaman. Fakat şu anda zannediyorum o hal valisi Samsun'da kendisi. Samsun'da vali, evet. Ama böyle bir konuşmalar, haberler bütün basında yer aldı o zaman da. Peki şimdi bu bana çerçeve böyle dediler yani. Hı. Bana giderken kusura bakmayın. Şu ülkelerin Amerika, İsrail, Gürcistan ve İsveç büyükelçiliklerinden gelen
ağır bir baskı var. Çünkü çok genç bir arkadaştı benimle konuşan. Zannediyorum biraz da heyecanına yenildi. Ve böyle ben ona niçin bir gerekçe istiyorum. Çok severek yaptığım, çok az paraya yaptığım, özel olarak kendim istedim bunda. Yaptığım bir işten ben niye oluyorum diye sorduğum zaman heyecanına yenilip ya hiç ister miydik Banu Hanım siz gidesiniz ama işte böyle böyle oldu bu falan diye bir anda bir şey söyledi. Ondan sonra da sustu böyle kaldı zaten. Söylememesi gerektiğini anladı o dakika ama ben dışarı çıkıp içerideki başka insanların isimlerini alayım ve onları kayda geçireyim tarihi olarak bunu dedim. Çünkü daha önce Davutoğlu'yla da görüşmüştüm. Yani Four Seasons'daydı bir gün. Gittim, randevu aldım. Kendisine ilgileniyordu çünkü o ilgileniyordu TRT'yle. Ve bakın dedim, her devlet televizyonunda, her basın yayın kuruluşunda, her ülkenin İngilizce terimle geçer bu. Barking dog dedikleri insanlar vardır. Havlayan köpek anlamına gelir barking dog. En azından beni öyle kullanın. Ben kendi ülkem için, kendi vatanım için doğru bildiklerimi orada söylüyorum. Siz de onlar gibi, Amerikalılar gibi, İngilizler gibi diyebilirsiniz ki ben söylemiyorum, özgür basın var, o söylüyor. Bu şekilde bizi kullanın burada diye bir konuşma yaptım. İfadesiz gözlerle beni izledi, dinledi, peki dedi, gitti. Ama hemen ondan sonra da zaten işte Beşir Atalay Bey falan ilgileniyordu. Karar verilmişti. Ve Büyük Orta Doğu Projesi adlı son bölümü yaparken geldi bana bu not. İşte işinize son verilmiştir diye bu şekilde gittim. Fakat işin ilginç yanı bu değil. Buradan sonra ben girmek istediğim hiçbir yere giremedim. Yani ana medyaya da denemeler olsun diye çeşitli yerlere başvurular yaptım. Kanal D'ye, Star'a, şuna buna o dönemde yani. Daha TMSF'ye de geçmeden. Her yerde gittiğim zaman... Ki o zaman Gözde bilinen hala evet, öylesiniz evet. De o zaman daha da bir şeydi böyle. Tabii gayet... Reytingi çok yüksek bir televizyon musunuz? Reytingi çok evet. Yüksek. İşte diyorum buna benzer, sınırlar arasından benzer. Çeşitli ülkelerden biliyorsun bir de o. Yani hikayeleri de olan şeyler. Yapalım falan dendiği zaman gülerek karşılayan bazı arkadaşlar oldu. Onları anıyorum şimdi. Ve bana dedi ki yani işin aslı komik değil mi senin burada olman? İkimiz de biliyoruz, birbirimize gülerek bakıyoruz. Çünkü meslektaşız. Komik ama ben bunu yaşamak istiyorum dedim. Yani bizim de başımızda Amerikalı danışman var. Bizim bağlı olduğumuz yeri biliyorsun değil mi? Murdoch. Sen biliyorsun değil mi? Bizim de danışmanımız Amerikalı diye. Üç yerde bunları duydum, isimleri aldım. Yani sen Amerika tarafından atılmışsın. Şimdi Amerikalıların olduğu bir yere mi girmeye çalışıyorsun? Bu komik değil mi diye özür diliyorum. Evet, sessiz alabilirsiniz. Şimdi tabii bu çerçevede baktığımızda Banu Hanım. Kapatmıştım fakat kendi kendine nasıl olduysa önemli, herhalde önemli, taşırken bir önemli şey değil. Oldu. Sessiz açılma oldu. Sessiz alın. Özür diliyorum. Şimdi bu zembereğin çarklarından bahsettiniz, yaylarından bahsettiniz, bunu evet. Kur'anlardan bahsettiniz. Tamam evet. Bir emperyalist oyun var. Sonra yavaş yavaş Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de neden işten çıkarıldığınızı açıkladınız. Ve o zamanki işte TRT'deki yapılanmadan bahsettiniz. İşte Fethullahçıların içeriye girdiğinden bahsettiniz. TRT gibi kurumda. Bu çerçevede Banu Avar 15 Temmuz'u nasıl yorumlar? Benim bir yazım var bu konuda. İkinci perde ve sonrası diye. 16 Temmuz gecesi yazdım ben o yazıyı. Yani o olay olurken yazdım. Çünkü neden? Yaşım itibariyle birçok darbeye şahit olmuş gazetecilerden biriyim ben de. Yani hadi 60'ı saymayalım. Ben 5 yaşındaydım ama ben 60'ı da iyi etüt etmiş gazetecilerden biriyim. Ondan sonra tam gençlik yıllarımda yani tam böyle deli çağda 1971'i yaşadık. Sonra 80 geldi. Bütün bunlar bizim hayatımızda büyük kırılmalara yol açtı. Çok garip şeylere şahit olduk. Bu canımızı verecek kadar sevdiğimiz ülkemizle, milletimizle çok garip insanların ayrışmalarına, birbirine karşı olan olaylarına şahit olduk. Bizim hayat dönemimizde bununla geçti. Ve o olaylar başladığı zaman
Yani hissediyorsun artık, koku alma mı diyelim biz buna, bir şeyler oluyor ve o bir şeyler hazırlanmış şeyler hep. Yani onu hissetmek çok kolay artık. O kokuyu aldım ben. Hazırlanmış. Böyle fazla klişe sözlerle tiyatrolar falan demeyelim ama hani hatırlıyor musun kart şeyindi galiba, kimin sözüydü o, Carter'ın bizim oğlanlar dedi yaptı falan diye. O oğlanlar dediği Türkiye'deki oğlanlar değil onlar. Amerikalılardan bahsediyor. Yani bizim oğlanlar, bizim Türkiye'de çalışacak olan CIA görevlileri iyi iş becerdi diyor. Onlar asla our boys demez çünkü. Kendi adamları bizim dışında. Bizim askerler gibi algılanıyor. Hayır, hala bizim öyle askerlerden hiç bahsetmediler. 80 darbesi. Onlar dedik ki evet, bizim oğlanlar yaptı. Bizim oğlanlar dediği, bizim our boys dediği mutlaka kendi adamıdır. Asla Türklere our boys demez. Birileri devreye girdi. Birileri bir şeyler hazırladı. Ve kürete edilmiş bir şey çıktı ortaya. O kürete edilmiş, abort edilmiş, ne dersen de işte kürtaj edilmiş bir darbe sonrasında başka şekilde yararlanmalar başladı bu darbeden. Başka şekilde o hallerle, şunlarla, bunlarla başka bir yere doğru sürüklendi. Çok önceden, yani 2016 Mart ayında o bir tetikçisi var Amerikan basınının, Michael Rubin diye. Tetikçi zaten yazmıştı, Türkiye'de yaz ayında darbe olacak diye adam yazıp duruyordu. Hepimiz bunu okuduk. Ardından zaten buraya gelip giden Rusların adamlarından tut, bilmem Amerikalıların adamlarına kadar bir sürü adam. Herhalde birilerinin kulaklarını çekerek, bak burada bir takım bir şeyler yapacağız, haberin olsun falan gibi şeyler de söylendi. Sonunda böyle bir durum ortaya çıktı. Durumun kendisi komik ötesiydi bence. Çünkü hepimizin konuştuğu gibi köprünün yarısı açık, yarısı kapalı. Akşam saati 10 falan. Yani her şey bir garipti. Ve daha çözülmemiş bir sürü garip soru işareti bırakarak bir sahneleme var. Ve bunu Hulusi Akar Bey geçen gün bir röportajında açıkladı. Biz de darbenin olacağını biliyorduk. Önceden onu okudun mu? Çabuklaştıraraktan bunu önüne geçtik ve önlemlerini aldık dedi. Demek ki böyle bir şey oldu. Zaten açık ortada. Yani Hulusi Akar Bey söylediğine göre bize söz söylemek düşmez yani. Açıklamış. Ya bu, o açıklamadan Hulusi Akar'ın, Sayın Genelkurmay Başkanımızın haberi olduğunu... öyle dedi zaten. Dedi, yani, öyle anlıyorsunuz. Evet, algılanması. Yani o cümle başka türlü edilemez diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye öyle bir dönemeçlerden geçiyor ki, bu dönemeçlerde sadece Türkiye'yi yönetenlerin değil, Türkiye'deki her vatan evladının çok dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Hangi partiye oy veriyorsa versin. Aman altını çizelim. Ben partilerden bağımsız bir gazeteciyim. Hangi partiye oy veriyorsa versin. Milletimizi asla bu bakımdan ayırmıyorum. Bunu herkes bilir. Çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yani vatandaşlık bilinciyle hareket etmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü Amerikan basınında yahut da bu Atlantic Council gibi, işte CFR'nin yayın organı Foreign Policy gibi bir sürü yerde Türkiye'deki duygu haritaları çıkarılıyor. Psikolojik durumlarla ilgili Türkiye'de kimler nasıl hisseder, kimler nasıl kutuplaştı gibi yazılar yazılıyor. Bunlar çok tedirgin edici. Etnik haritalar, dini mezhepsel haritaları falan geçtiler. Bütün neredeyse şehir şehir psikolojik haritalar çıkarıyorlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunların bilincinde hareket etmemiz lazım. Bunların sorumluluğunda hareket etmemiz lazım. Türkiye'de etrafı, yani başta söylediğim gibi, Asya'ya elini uzatmak isteyen ve bunun içinde Türkiye kilidini kırmak zorunda olan, çünkü Avrasya'nın kilidi Türkiye'dir diyen bir Amerika var. Böyle bir harekat planlayan, sıkışmışlık nedeniyle, ekonomik sıkışmışlık nedeniyle, sosyal sıkışmışlıkları nedeniyle böyle bir Batı cephesinin planları var. Mutlaka ve mutlaka ortaya kavga çıkarmaları lazım. Silah sanayinin tam gaz devam etmesi lazım. Bütün bunlar bir yandan yeraltı yerüstü kaynaklarına el koymaları lazım. Yoksa iyiye gitmiyorlar. Bir yandan karşılarında Mayıs'ın 21'inde yapılan toplantıda açıklandığı üzere
inanılmaz büyüyen bir Çin var. Yaklaşık 65 ülke diyor Çin. 21 trilyon dolar gücü olan, bütçesi olan bir 65 ülkeyi içine kapsayacak İpek Yolu bir kuşak bir yol projesiyle geliyorum 2018'de diyor. Bunun içine diyor bütün Avrasya ülkelerini katarak Avrupa'ya kadar gideceğim diyor. Karşı yanına Hindistan Şangay'a giriyor. Rusya var yanında. Yani birleşik bir güç olmaya çalışan bir Asya var. Dolayısıyla çok acil olarak işlerini halletmeleri gerekiyor ve burada önlerinde duran bir kuvvet olarak görüyorlar Türkiye'yi. Çünkü Türkiye aslında o şairin dediği gibi bir baştır, bir beyindir ve bu beynin vücudu da Avrasya'dadır. Ama beyin hakikaten o böyle at başı gibi uzanan o beyin biziz. Türkiye eğer dağılırsa, Türkiye parçalanırsa Avrasya'yı çok kolay parçalayacaklarının bilincindeler. Dolayısıyla bunu bir momentumu bekliyor gibiler ve bu momentum tam o ana gelmeden de çeşitli travma hareketleri, yani çocuğa böyle bir tane patlatır, sonra bir tane daha patlatır, sonra iki tane bacaklarını atar. Yani öyle hareketlerle ilerliyorlar. Ve şeyi burada hatırlamakta fayda var. Bunu çok uzun zamandır yapıyorlar. Yani çok geriye gidersek hemen oradan, yani önce bir çok geriye bir gidip bakalım Sevr'e. Ne yöntemler denemişler diye. Sevr de diyor ki yerel yönetimlere özellik. Sevr'in maddelerinden biri yerel yönetimlere özellik diyor. Aradan zamanlar geçiyor. 1946-50 arası birçok Amerikalı, Avrupalı bilim adamı küçük yerelleşmelerden, küçük şehir devletlerin yeniden geleceğinden bahsetmeye başlıyor. İşte diyorlar, Birinci Dünya Savaşı'nda 50 ülke vardı, ikincisinde 100 oldu. Şimdi 200 ülkeyiz. Kissinger de diyor ki çok yakında 1000 ülke olacağız. Küçük küçük şehir devletler modası. Bunu İsrail'in Kivunum adlı dergisi 1980'de açıklıyor. Diyor ki bu İran diyor 4'e bölünmeli. Türkiye 3'e bölünmeli. Kürtler, Şii ve Sünniler olarak. Suriye 4'e bölünmeli aynı biçimde. Nedense elmalarla armutları bir araya koyarak bir etnik Kürtler iki mezhebi koyuyorlar. Sünni, Alevi diye. Sünni, Alevi, Şafii filan demiyor. Kürt, Sünni, Alevi diyor. Ya da Kürt, Arap, Türk demiyor. Kürt, Sünni, Alevi diyor. Bu ayrım da çok ilginç. Bu şekilde bölünmelerden, Lübnan'ın 5'e bölüneceğinden filan bahseden raporlar görmeye başlıyoruz. Sene geliyor 91'e. Özal birdenbire Türk-Kürt Federasyonu lafı ediyor. Bir bakıyoruz ortada Papa'nın o şeyi altında atılan imzada da aynı şey vardı. Birdenbire bir bakıyoruz 91 itibariyle biz Avrupa yerel yönetimlere özellik şartnamesini kabul etmişiz. Yerel yönetimlere özellik şartnamesi bir ülkeyi küçük 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 şehir devletlere bölmek demek. Hemen akabinde bir bakıyoruz 2001 yılında AKP geliyor. Aslan Bulut'un Küresel Haçlı Seferi kitabında hem gayet açık belirttiği üzere ve AKP programının 63. sayfasına baktığınız zaman okuyacağınız üzere diyorlar ki Tayyip Bey'e gelen mektupta, New York'tan gelen mektupta Bakallı Lobi Şirketi bana diyorlar size yardımcı olacağız. Tek bir şart var. O şart şehir devletler konsepti üstüne çalışmanızdır. Eğer bunu yaparsanız dünya sizden bunu istiyor diyor. Hatta Aslan sormuştu. Dünya kim ya? Dünya bunu isteyen dünya kim? Kendileri, küresel çeteler. Diyor ki yerel yönetimler, yerel özerk bölümler biz bunları isteriz diyor. Ve bu AKP tüzüğünde ve programında yer alıyor birebir. Arkasından 2003 yılında ikiz yasalar kabul ediliyor. İkiz yasalarda aynı Sevr maddelerinden birini görüyoruz. Özerklik, otonomi üstüne bir madde görüyoruz. 2006'da bölgesel kalkınma ajansları küçük şehir devletlerin birebir tohumcu olarak ortaya çıkıyor. Ve her şehirde bir belediye, valilik, üniversite, adalet sarayları ve sanayi odaları adeta küçük şehir devlet modelini uygulamaya başlıyor.
Biz bu şekilde ilerliyoruz şu anda ve ara ara da Türk milletine şeyler hatırlatılıyor. Siz birbirinize hiç benzemiyorsunuz. Siz farklısınız. Biriniz Kürt, biriniz Çerkes, biriniz Boşnak, biriniz bilmem ne. Bu hatırlatılıyor. Bunu yapanlar Bush'un ve Obama'nın, Amerikan hükümetlerinin psikolojik harp daire başkanları. Bir tanesinin adı Kıbrıslı bir adam, Vamık Volkan. Geliyor burada. Hiç Cumhurbaşkanlığı sarayından çıkmadan sabah akşam maddeler söylüyor. Bakın, Türkiye'de bunun yapılması lazım. Andın kaldırılması lazım, kimliklerin kaldırılması lazım, Atatürk'ten bahsedilmemesi lazım, Kemalizmin ölmesi lazım, bunu işliyor filan. Yani biz 100 yıllık bir çemberin içinden geçiyoruz ve o kadar sağlam ve dayanıklı bir milletiz ki başka bir ülkeye bunlar uygulansaydı bölük pörçük olurdu. Biz hala bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Şu anda sistem böyle ilerliyor derken bu başkanlık sistemiyle beraber... Başkanlık sistemi onların istediği şey. Zaten başkanlık sistemini açıklamışlardı. Bundan sonraki adımda bir eyalet sisteminin mi olacağını söylüyorsunuz? Onların hedefi bu. Ama Atatürk'ün dediği gibi her şey bu milletin azim ve kararlılığına bağlıdır. Hiç belli olmaz. Anladığım kadarıyla yapılan şantajlar, işbirlikleri, birlikte harekat falan... Tribünlere höt möt filan ben batıya şöyle derim böyle derim diyenler olsa da peki demek zorunda kalanlar olduğu açık ve net. Şimdi Banu Hanım, bizim yayınımızın adı Sorguluyorum. Ben de sizin dediklerinizi sorguluyorum tabii, aynı tabii. zamanda. Şimdi bir oyun içinde oyun görüyorum, okuyorum ama tabii bir soru aklıma geliyor burada. Tamam işte Amerika var. Söylediklerinizden çıkardığıma göre Amerika'yla bir yakınlığı olan bir hükümet var. Olabilir politik olarak belki onlarla yakın. Amerika ile yakını değil, Amerika ile iplerle bağlı. Yani Gülüver gibi düşünün. Küçük küçük ipler var. Ama şimdi bir yandan da... Ekonomik olarak, şu olarak... Doğru, öyle, evet, öyle gözüküyor. Bir yandan da Amerika'nın desteklediği bir cemaatin yapmaya çalıştığı bir darbe var. Şimdi burada... Tek bir Amerika yok. İşte bunu Amerika'nın mevcut hükümetle olan derdini anlayamadım. Kardeş mi, barış mı, niye darbe yapmaya kalktı? Tek bir Amerika yok. Biraz açar mısınız bunu? Tek bir Amerika yok. Yani Amerika çok çeşitli yerlerde, çok çeşitli kollarla oynayan dev bir durum var. Ama bu gözümüzü korkutmasın. Amerika'nın kendi içinde kavgaları var. İşte Trump'a neler yapıyorlar son günlerde izliyorsunuz. Yani Amerika'da da aileler var. 12 aile bütün dünyadaki merkez bankalarını elinde tutuyor. Para odakları farklı çalışıyor. Amerika'daki petrolü, silah sanayini, ilaç sanayini elinde tutan güçler kendi kuklalarını istedikleri gibi idare edebilmek istiyorlar. Zaman zaman edemiyorlar. Amerika'daki belli ailelerin dünya ekonomisi sıkıştığı zaman birbirlerinin üstüne atlamaları ve gırtlaklaşmaları sonucu biz kaç tane savaş gördük. Şu anda Avrupa'dakiyle yani öyle ayıramayız ama Avrupa ve Amerika cenahının birbiriyle gırtlaklaşması var. Rockefeller ve Rothschild'in birbirine atlaması var. Almanların durumu var. Rusya'dan bir yandan bağlılar, gelenler var oradan. Ama aynı zamanda ben diyor bütünüyle diyor Suriye'nin her tarafındaki sivil toplum örgütlerine benim istihbaratım. Ben hakim olacağım diyor. İngilizler hadi oradan benim burada diyor. Amerikalılar siz kimsiniz yav diyor. Yani bütün bunlar dünya savaşlarında görülen şeylerdir. Zaten bütün dünya savaşlarında yani birinci ve ikinci de biz bunlara şahit olduk. Şu anda da biz üçüncünün içinden geçiyoruz. Ama millet hala belki üçüncü dünya savaşı çıkar diyor. İçinden geçiyoruz bu işte. Küçük küçük vekalet savaşlarıyla ilerleyen bir durumdayız. Peki Türkiye'nin geleceği ne olur bunun içinden geçerken? Türkiye eğer aklını başına toplar. Nesnel zorunluluk diye bir şey var. Nesnel zorunluluğu gözünde tutarsa. Bu insanlar içinde, ülkeler içinde geçerli. Nesnel zorunluluk sizi öyle bir noktaya getirir ki işte Mustafa Kemal Atatürk çıkar. İşte onun etrafındaki millet çıkar. Nesnel zorunluluk Vahdettin gider. Bilmem başka olaylar olur. Yani nesnel zorunluluğu gözden kaçıranlar fazla ahvah edip ağlaşıp umudumuz yok biz mahvolduk falan diyor. Hiçbir şekilde mahvolan olmaz bu millet. Mahvolmayacağız. Nesnel zorunlulukları iyi takip edeceğiz. Yani duruma iyi bakacağız. Şu anda nesnel durum bize zorluyor bir şeyleri. Zorladığı şey şudur. Biz tehdit altındayız Türkiye olarak. Bu açık ve net ortada. İran da tehdit altında,
Irak'ta tehdit altında, Suriye'de tehdit altında, Lübnan'da tehdit altında. Bu bölge tehdit altında yani. Ve bu zaten bu son bir şey değil yani, yeni bir şey değil. Bu eskiden beri tehdit altında. Çünkü buralar dediğim gibi Avrasya'nın kalesi. Yani Sur ne demek? Suriye işte. Surlar ülkesi. Kale. Bu kalenin yıkılması lazım. Türkiye'nin yıkılması lazım. Bunları küçük daha denetlenebilir parçalarca onlar tarafından yönetilmesi lazım vesaire. Bu duruma gelmiş ülkelerin yapacağı tek bir şey vardır. Akli olmayan bu işte. Buna isyan ediyorum. Burada yapılacak iş bu ülkelerin birlikte, demiyorum ki biz biat edelim Ruslara ya da Suriyelilere ya da Iraklara falan demiyorum ama masa başına oturmasıdır. Yani diplomasidir. Yani müzakere etmeleri şarttır. Bunu tarih bir laboratuvarsa biz bu laboratuvarda bunun işe yaradığını görmüş, anlamış bir ülkeyiz. Bunu biz yaşadık. Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadık biz bunu. Üstümüze geldiler. Ne yaptı? Sadavat ve Balkan Paktı'nı kurdu. Karşısına çıktı. Konsolların, şunların, bunların işi halletti. Demek ki bu iş işe yarıyor. Muzaffer olmuş bizim atalarımız böyle. Gelin yine bunu yapalım. Ne diyoruz? 2016 Eylül ayında minnacık iki satır bir şey çıktı gazetelerde. MİT Müsteşar Yardımcısı Şam'da diye. Benim gözümden kaçmadı. Demek ki gidiyor. Demek ki olabiliyor. Gidin konuşun ya, illa nefret edebilirsin, Esad'la konuşmak zorunda değilsin. Ama bu işin tek bir çözümü var. Hepimiz tehdit altındaysak mutlaka masa başında oturmak zorundayız. Biz gidip de CIA'nin, John McCain'in diyelim artık, o kadar yakın biliyorum yani, o kadar inceledim. ÖSO gibi bir takım CIA'nin, Amerikan istihbaratının oluşturduğu yapılarla falan hareket edemeyiz. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Biz kalkıp da kılavuzluğunu alamayız. Cerablus'a girerken TSK, OSO'nun kılavuzluğunu falan alamaz. OSO'nun içinden kaçanlar bak şu anda PKK'ya katılıyor, YPG'ye katılıyor. Gazetelerde bu var. Nusra'nın içindekiler birden IŞİD'e geçiveriyor. Kimi ne kadar desteklediğinize dikkat edin yani. Zaten Thierry Meysan Voltaire'de açıklamıştı. Geçen sene yani inanamadım ben gözlerim, artık bu kadar olmaz falan, isyan ediyorsun. Ya diyor, gelen yardımların diyor üçe ayrılıyor. Bir kısmı Nusra, bir kısmı IŞİD, bir kısmı PKK'ya gidiyor diyor. YPG'ye. Yani oradaki askerlerin ya da savaşan asker demeyin de mücahitlerin vesaire, bu tarz insanların kimine göre teröristlerin vatan millet uğruna değil de para için mi savaştığı için oluyor bunlar? Böyle bir şey mi var? Hani şu anda bazı paralı askerler çok büyük bir çoğunluk. Belki de bilinçsizce hassas olan izleyicilerimiz olabilir. Hatta bazı sorular geliyor. Hani oradaki insanlar da kanıyla canıyla bir mücadele vermiyorlar mı? Hani niye onlar hani paralı askermiş gibi? Öyle şeyler gördüm ki yani Suriye'de, öyle şeyler gördüm ki yani 3 gün 3 gece hiç uyumadım. Yani gazeteci olarak öyle katliamlar gördüm ki yani Suriye milletine yapılmış. Ben oradaki insanlara, birilerinin kalkıp da ah efendim onlar da çok şey adamlar falan demesine bile yani deliriyorum. Hı hı. Yani insanı asıp da, Ferit asıp bir ağaca palayla kolunu, bacağını, böbreğini, bir erkek vücut düşün, koparılması falan gibi olaylar görüldü. Ve bunları yani her partiden insan vardı Türkiye Suriye Dostluk Komitesi'nde. Herkes oradaydı. İsmail Müftüoğlu Bey oradaydı. Saadet Partisi'nden. Fuat Çay oradaydı CHP'den. Murat İdeleri filan yani o gazeteci arkadaşlar Bengü Türk'ten gelmişti. MHP'den birileri vardı. Birçok insan vardı. Bu olayları biz birebir gözlerimizle gördük. Asi Nehri kırmızıya boyanmıştı. Bütün bunlar sadece 15 gün önce yoktu 2011'de. Bütün bu olay. Yani siz gidiyorsunuz, John McCain'in, CIA'nin, onun bunun azdırdığı, Blackwaters'ın adam yolladığı, çoğu da Hristiyandır bu IŞİD'çilerin, IŞİD'çilerin. Amerika eliyle alan süpürme harekatına girişiyorsunuz. Tıpkı 1991'de Irak'ta olduğu gibi. Alan süpürüldükten sonra bir Barzanistan, nur topu gibi bir Barzanistan doğuyor. Burada da IŞİD'i gönderiyor Amerika, alanı süpürtüyor.
IŞİD de onlara bağlı. Oraya da bir nur topu gibi Suriye Kürdistan'ı kurdurmaya çalışıyor. Bunun için kullanılan da bir takım Nusra'sı, yok bilmem nesi, yok osu busu var. İçinde saf karakterler olabilir ama beni ilgilendirmiyor. Kurucuların hepsi Amerikan ve Batı istihbaratına dahil adamlardır. Bunu zaten ben bu kitapta belgeledim. Belgeleri de var. Gayet açık açık kendileri de söylüyor. Ama paralı askerler çoğunluktadır. Mesela diyor ki bir yerinde, yiyecekleri içecekleri bittiği için Nusra'nın içindeki bir grup adam diyor IŞİD'e katıldı. Onlarda daha çok para var şu anda diyor. Yiyecek içecek alıyorlar, yatacak yer alıyorlar falan diyor. Bunlar oldu. Sonra bir bakıyorsun cenazeler gelmeye başladı. İşte kulakları çınlasın. Bizim bir arkadaşımız telefon etti Yalova'dan. Yahu dedi, burada bir elektrikçi abimiz var. Korkunç durumda, oğlu kayboldu. Yok, nereye gitti bilemiyoruz. Çıldıracağız. İşte arıyoruz. Sen ne tavsiye edersin falan. Sonra bir hafta geçti. Telefon etti. Yahu dedi, arkadaşları kimlermiş diye araştırdılar. Ensar Vakfı'ndaymış arkadaşlar. Biz oraya gittik dedi. Oraya gittiler. En sonunda neyse buldular. Al demişler. Cesedi oğlunun. Suriye'nin kuzeyinde öldürülmüş. Trabzon'a gelen 3-4 tane cenaze var. Benim bildiğim bu şekilde. Yani diyorlar ki mesela Ferit, $4,000 alacaksın. Senin burada iş yapma imkanın var mı, yok? 5 paran var mı, yok? İş bulma imkanı yok. O yok, bu yok. Umutsuz bir çocuk. Tamam, gideyim diyor. Ölmezsen alırsın parayı diyor. Ölürsen artık. Bu ölmüş olanlar. Yani bir ülke var. İster kötü olsun, ister demokrasi olmasın, ister ezilenler olsun, ister şu olsun, bu olsun. O ülkede Suriye. Başında da bir adam var. Kötü, diktatör, o bu. Bana ne? Kan akıyor mu o ülkede? Hayır. Sen giriyorsun, içeri bir terörist sokuyorsun, Blackwater's'ın adamlarını sokuyorsun, bir sürü tetikçi sokuyorsun. Ondan sonra insanları örgütlüyorsun, kana buluyorsun. Yahu yani seversin sevmezsin ama ben açıkçası çok ilginç bulduğum bir adamdı Kaddafi. Böyle ölmeyi hak etmiyordu yerlerde sürüklenerek, linç edilerek. Bütün Afrika'ya petrol boru hatlarını o verdi. Biz Kıbrıs'a çıkarma yaparken benzinimizi uçağa o koydu. Ne oldu yani, ne yaptılar? Evet tamam, bedevi bir toplum, anladım. Libya işte. Ama bir kuruş borcu yoktu. Herkes rahat yaşıyordu. Libya inanılmaz bir yerdi. Şu anda feci durumda. Tamam, Saddam'a bayılıyor muyuz? Hayır, nefret. Ama yani ne yapıyor? Oraya bir tane kukla devlet, buraya bir tane kukla devlet. Şimdi benim burada çok önemsediğim bir bölüm var. Rahmetli abimiz Erkan Güçiz bunları çeviriyordu bize, sağ olsun. USAID diye senin gayet iyi bildiğin bir kuruluş var. Bu kuruluşu genç arkadaşlar araştırsın. USAID, USAID diye yazılıyor. Devlet kurma misyonunu yürütebilmek. USAID, devlet kurmak için yeniden şekillendirilmeli diye bir yazı çıkıyor 2016'da. CFR'nin yayın organı Foreign Policy'de. USAID nasıl bir yer? Yani Amerikan yardımı demek. Bu lafın çevirisi bu. Amerikan yardımları yapıyor. 2016 yılı bütçesi $22,5 milyar. Bu yazıda deniyor ki biz küçük küçük ülkeler kurmak zorundayız. Nation building diyorlar buna. Küçük küçük uluslar yaratmak zorundayız ve bizim bütçemizin büyük bir kısmını biz Afrika'ya, şuraya buraya yardım için veriyoruz. Bunun yerine devlet kurmaya ayıralım artık. Yani yazının meali bu. Açık açık söylüyorlar bunu. Oxfam, Dünya Bankası, Afrika'ya yere bırakın. Afrika'ya yardım veya Asya'ya yardım projelerini. Sizin esas işiniz devlet kurmaktır. Çatışma alanlarındaki ülkelerde devlet kurma çalışmalarının yürütülmesi acildir. Cümle bu yav. Daha ne diyelim? Yani bir Kürdistan, yani bir kukla, ikinci bir İsrail, küçük bir Kürdistan buraya kuralım. Bak bunu göreceksin çok yakında. Belucistan, Pensilvanya'da Halk Kurtuluş Ordusu Belucistan'ın. Çünkü oraya da kurmak zorunda. İran'la Pakistan'ın tam ortasına. Çünkü bütün petrol geçiş hattını kontrol edecek o. Bir Veziristan, bu şekilde küçük küçük devletler kuralım diyor. Bunun bir alt kuruluşu var, OTI diye bir yer. Değişime Önayak Olma Bürosu diye çevirmiş Erkan Güçiz. Temel siyasi değişimleri desteklemek zorundayız diyor. Her ülkede diyor. Temel siyasi değişimleri desteklerken Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Change.org'dan güç alıyorlar. Change.org bütün duygu haritalarını çıkarıyor. Hangi ülkede kim kimin üstüne hangi durumda atlar?
Kürt-Türk meselesini atlar. Sünni-Alevi de atlar. İşte sen laiksin ben Müslümanım da atlar. Sen şehirlisin ben değilim de atlar. Bunları çıkarıyorlar ve bunlara uygun olarak sosyal medyada adamlarını kullanıyorlar. Salıyorlar ortaya. Palalılar bir yanda, kalemliler öbür yanda, bilmem kimler bu yanda. Kutuplaştırma, esas işimiz budur diyor. Bu çok ilginç. Yani genç iletişim öğrencileri bunlarla ilgilenirse mutlaka oturup okusunlar. Ayrıca şöyle adamları var. Zaten Arap Baharı'nı da bu adamlar sayesinde yaptılar. Ben bu ikisini göstermek gerçekten çok istiyorum. Eğer görebilirseniz şu iki yakışıklıyı gösterin arkadaşlar. Para Avcısı'nı seyretmiş miydiniz? Leonardo DiCaprio'nun feci bir şeyi vardı. Bak, evet, evet. Bunlar Para Avcısı tiplemeleri. Bak şuradaki iki kişiye bakın. Nasıl benziyorlar birbirlerine değil mi çocuklar? Bakın. İki tane oğlan. Arap Baharı'nı sahneye koyan iki kişiden bahsediyoruz. Bu iki kişiden oturdum okudum Ferit. Bunları inceliyorum. Arap Baharı'nda Google Ideas'da çalışan bir tanesi. Öbürü işte Facebook'la ilgili filan. Bu iki oğlanı inceliyorum. Üniversiteden yeni mezun olur olmaz Amerikan dışişlerinde çalışmaya başlıyorlar. Hem Condoleezza Rice hem de Hillary'nin ofisinde çalışma ayrıcalıkları oluyor. Çocukları seçerken yaz tatillerinde ne yaptıkları soruluyor. Daha 24 yaşında genç yakışıklı adamlar. İran'a gittim diyor bir tanesi. Neden diyor? Stanford'da okuyorlar, Yale'de okuyorlar, Harvard'da okuyorlar falan. Merak ettim diyor. Çatışma noktaları nedir o İran'da diyor. Kim kime niye kızıyor onu araştırmıyor. Gel diyorlar hemen. Bu akıllı diyorlar. Bunu alıyorlar. Bunların saç tıraşları bile birbirine benziyor. Hepsi kravatlar bilmem ne. Sonra dağıtmalar, maskeler falan. Böyle tipler bunlar. Köpük banyoları. Her yol var. Tam o film. Para Avcıları. Jared Cohen ve David Keyes. Bu ikisi. Movements.org diye bir site açıyorlar. Movements.org'un amacını okuyorum. Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'dan İran'a devrimleri dijital teknoloji kullanarak yaymak. Amacımız bu diyor. Takipçilerine dijital aktivist adını veriyorlar. Ben bunları neyse işte şey yaptıktan sonra bir bakayım dedim. Bu adamlar şimdi ne yapıyor diye. Çünkü biraz büyüdüler şimdi 30 küsurlar. İnanamadı bu resmi bulunca bak. David Keyes'in arkasında İsrail bayrağı var. Meğer Netanyahu'nun sözcüsü olmuş şu anda. Yani Amerika'da Movements.org'da dijital aktivistken çocuk ve Arap Baharı'nın tetikleyicisi Vahid Gonim vardı ya hani, hı hı. Mısır'da ağlayan zırlayan bir çocuk. Birden yok oldu. Şu anda onu da buldum. Şeyde oturuyor New York'ta. Çok iyi. Zengin. Orada bir şey açmış. Ne diyorlar ona? Pora diye bir yer. Şey yapıyor. Gene böyle duygu haritası çıkarma yeri. Ondan sonra bu şu anda birdenbire gitmiş 2016'da şeye. Nisan ayında Netanyahu'nun sözcüsü olmuş. Yani olaylar bu kadar örümcek ağa, bu kadar iç içe. Bunu anlatmamız lazım genç arkadaşlara. Bu çok şimdi enteresan zaten bir iş. Zaten genç kardeşlerime diye de bir kısmı var. Yani belli bir ruhla, belli bir bilinçle bu olayları bilsinler. Bilinçle, çünkü bu olayları bildikçe olay böyle açılıyor. Bana Atilla abi bir defasında şunu söylemişti, kafam çok karışıktı. Yani ben ne yapacağım filan diye böyle dolaşıyordum. Gel buraya dedi. Bak dedi. Gökyüzüne bak dedi, karanlık bir zamanda orada Samanyolu'nu göreceksin dedi. Eğer bilgilenirsen Samanyolu'ndaki yıldızlar gibi bilgileri koyarsın ve bir gün bütünü görmeye başlarsın. Böyle düşün dedi. Şu anda yeteri kadar bilgin olmadığı için her şey çok karışık geliyor dedi. Her gelen bilgiyi de yerine koyuverirsin dedi. Bu önemli bir bilgiydi. Benim içimi rahatlatmıştı. Genç kardeşlerim ister üniversiteli olsun, ister üniversiteli olmasın, ister ilkokul mezunu, ister hiç okumamış olsun, hiç fark etmez. Ülkede, yani ülkede ve etrafımızdaki ülkelerde projeler var. Bu projelerde işbirliği yapanlar var. Bu projelerde zorunlu olanlar var. Yani öyle bir duruma getirilmişler ki kollarını vermişler. Boğazlarına kadar girmişler. Böyle olanlar var. Bilinçli olarak bu işlere girip devam ettirme niyetinde olanlar var. Her tür adam var yani. Bir de vatan evlatları var. Gidip şehit olan, sınırları bekleyen vatan evlatları var. Kafasını bu memlekete takmış, ya mutlaka ve mutlaka bir yol olmalı, bir şey bulacağız diyenler var. Yani bu ruhla bilgilenmeye çalışsınlar. Onlardan rica ediyorum genç arkadaşlar. Ve sizi biliyorum ki bölen çok şey var. Yani biliyorum ki televizyon,
Daki yarışma programlarından tut da bilmem şeylere kadar. Tabii bu Orta Doğu'da, Suriye'de kendi doğrularında savaşan insanlara haksızlık etmiyor musunuz gibi bazı sorulara cevap verdi zaten Banu Hanım. Yani onların kim olduğunu söylerseniz. Eline balta alıp da saldıran adam da gerçek tabloyu göremiyorsa ya, yapacak bir şeyimiz yok. Yok. Demin dediğiniz gibi bilinç meselesi. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Onlar yani birileri bana da yazıyor evet ama eğer gidip de oradan nemalanıyorsan bana kızabilirsin. Ben hiçbir yerden nemalanmıyorum. Hayatım boyunca hiçbir yerden nemalanmadım. Ben olayı dümdüz görüyorum. Bu Türkiye için zararlı. Biz bu şekilde gidemeyiz. Biz kendi askerimize de sahip çıkmak zorundayız. Yani bizim ordumuza da sahip çıkmak zorundayız. Çünkü onu da eksiltmeye uğraşıyorlar bir yandan. Yani bölge ülkeleri eğer aynı tehdit altındaysa mutlaka bir arada oturup müzakere etmek zorundalar ve bunun yolunu bulmak zorunda Türkiye. Eğer bunun yolunu bulamazsa Türkiye için iyi olmayacağını düşünüyorum ben. Katar konusunu merak ediyorsunuz. Banu Hanım da Türk askerinden bahsedince bu ne oluyor Katar'da gibi sorular var. Hemen yönelteyim. Nasıl yorumluyorsunuz? Ne oluyor? Katar'daki oynanan oyun nedir ve Türk askerinin oraya gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte söyledin kendin. Yani aslında hep soruların içinde cevaplar var tabii ki. Hepimiz bu medyadayız. Oyunlar var. Oyunların içinde piyon mu olmak yoksa oyunu yönlendirmek mi? Yoksa hakim mi olmak? Kim oyunu kuruyor? Bu oyun kurucularla senin maddi ilişkilerin neler? Bana Atilla İlhan şunu söylemişti. Yeşili takip et. Ve ben o zaman çok küçük, 16 yaşında olduğum için çiçek çimen zannettim. Dolardan bahsediyormuş. Doları kim veriyorsa ona göre yani yönlendiriyor. Şimdi bütün televizyonlarda hani başta da konuştuk ya, size bir yemek sunuluyor. Bu yemeği siz haberlerden alıyorsunuz. Önünüzdeki yemeği yiyorsunuz. İşte Katar'a efendim höt dediler. 5 senedir Suudi Arabistan'a höt diyor Amerika. İsrail'e höt diyor. Esas hedef 1946'da Cengiz Özakıncı'nın Türkiye'nin siyasi intiharı kitabında uzun uzun anlattığı gibi. Esas hedef bütün var olan yapıların bozulup sonra tekrardan yeniden Amerika'nın istediği bir şekilde ya da küreselcilerin istediği biçimde federe konfedere devletler halinde toparlanması. En başta bunu düşünelim. Yani işin detayına girmeden, çünkü kafa karışıyor işin detayında. Güney Asya'da bir konfederasyon, Orta Doğu'da bir konfederasyon, Arap Yarımadası'nda bir konfederasyon, işte Avrupa Birliği, bu da federasyon. Bunları yapmakta hedefleri. 1946'da bunu açıklamışlardı. Şu anda da Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn içinde böyle kaynayan, Amerika'nın aslında her bir üssü olan, mesela Arap Baharı'nın amiral gemisi Katar'dı. Academy of Change diye bir okul kurdu oraya. Bütün bu Arap Baharı'nı başlatan gençler Academy of Change'de Katar'da eğitildiler. El Cezire bütün bu coğrafyada yalan haber yaymak üzere ortaya çıkarıldı. Ve El Cezire ile bir sürü iş başardılar. Yalan haber dağıttılar. Katar Amerika'nın as yeridir. 10 bin tane Amerikan askerinin olduğu yerdir. Bahreyn keza öyledir, en büyük deniz üssüdür. Suudi Arabistan işte malum Amerika'nın elindedir. Şimdi 380 milyar dolarlık anlaşmalar yapıyor. Katar'a da ara sıra bana bak sen haracımı vermedin galiba diyor. Haracını vermeyince kafasına iki tane indiriyor, sopayı gösteriyor. Sonra iki tane havuç sallıyor. Dokunmayın fazla Katar'a dedi hemen arkasından. Bu oyunlar içinde aslında bütün bölgedeki ülkelerin sınırlarını elekleştirmek, sınırlarını bozmak, daha sonra da yeniden kendi istediği tarzda toplamak, bunların başına küçük küçük Kemal Dervişler getirmek mesela, değil mi? O da öyle yani ekonomik tetikçiler getirmek, bana göre getirmek filan amaçları budur. Bu çerçevede bölge ülkeleriyle oynamaktadırlar. Bu oyunlarda bu adamların oyuncağı olmamak gerekir. Bizi yönetenler buna dikkat etmek zorundalar. Oyuncak olmak yerine kendileri ülkenin, milletin çıkarları çerçevesinde bölge ülkeleriyle bir araya gelmeleri gerekir. Başka bir çözüm yok. Tek çözüm budur. Evet ama bizi yönetenler bunu istiyorlar ki meclisten geçti Türk askerinin oraya gitmesi. Ama valla ben şeye benzetiyorum son bir laf yani onunla ilgili. Yani hiç de benzetmek istemeyerek benzetiyorum ama Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk yani Osmanlı ordusu Yemen'den bilmem nereye kadar gitti de gitti yani. Sarıkamışlar'da falan heder oldu. Ülkenin içindeki bütünlüğünü
korumak için öncelikle uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dışarılarda değil de içeriye konsantre olmak gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii vatandaşın... Mesela Cerablus'a gittik ne oldu? Gittik ne oldu yani? Baba gittik ne oldu? Orada bir cep oluştu, evet. Engelliyor muyuz biz şeyi? Kürt koridorunu, o dehşetli Kürt koridorunu. Ya da Katar'dan gelecek olan işte bir gaz... Orayı kestik dedik işte. Koridoru var. Yani, acaba mı? Fırat'ın öteki tarafına kestik geçemediler. Şimdi 91'de yani o Saddam'ın, Amerika'nın girişiyle Saddam'ın Kürtleri kesmesiyle açılan alanın aynısı Suriye'de oluyor. IŞİD bir alan açıyor, ortalığı süpürüyor. Oraya nur topu gibi YPG yerleşiyor. IŞİD onlara Rakka'da buyurun siz gelin demeye başladı. Nusra'nın içindeki bir takım adamlar DSG'ye geçtiler bugün yine. Şeye yani YPG'ye. Yani bunların, bütün bunlar olurken Türkiye orada daha sonra Barzani'ye yapıldığı gibi Türkiye eliyle bir takım kukla devletçikler kurma emeline Türkiye'yi kullanma hedefi gidiyor olabilir mi Amerika? Ben bu soruyu soruyorum. Çünkü sonuçta ne oldu? Biz sınırlarımıza 91'de bir sürü Kürt, 500 bin Kürt yığılmıştı. Turgut Özal Birleşmiş Milletler'e aman gelin mahvolduk dedi. Barış Gücü askerleri geldi, çekiç güç geldi. Barzani'yi kurdular. Ve Türkiye'ye de dediler ki Barzanistan'ın ordusunu sen eğiteceksin, senin subaylarını eğitecek. Kürt İstihbarat Teşkilatı'nı Barzani için MİT kuracak. Kürt televizyonunu İlnur Çevik açacak. Bunlar oldu yani. Şimdi dikkat edelim de bu cepler açıldıktan sonra eğer Amerikalı danışmanlar bizim ülkemizde bu kadar etkin ve yetkin ve üstelik şantajlarla vesairelerle de gidiyorlarsa dikkat edelim de başımıza böyle işler gelmesin. Evet, önce bir rejiye sesleneyim. Arkadaşlar, Banu Hanım'ın sesinde bir sorun var mı? Bir bakın, gömleğine değiyor diyenler evet. Var şey, mikrofonu. Birinci konumuz bu. İkincisi de şimdi Önce Adalet isimli bir Burhan Bey, daha doğrusu isimli Twitter kullanıcısından bir soru gelmiş. Güzel bir soru, bunu bir sorayım. Diyor ki, Banu Hanım güzel anlatıyor da, konumuzun Orta Doğu'da 40 milyon Kürt nüfus için önerisi var mıdır? Kürt nüfus için, işte ben orada şeye geliyorum. Ne yapacak oradaki insanlar? Kürt nüfus dendiği zaman veya Çerkez nüfus, hani benim babam da biliyorsun Dağıstan kökenli. Benim bir sorum var, şöyle bir. Bu olay nasıl ortaya çıktı? Yani bu bölgedeki etnik isimlendirmeler nasıl ortaya çıktı? Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi Kürt nüfus dendiği zaman Türkiye'deki Kürt nüfustan bahseden International Crisis Group'un başında Hugh Pope. Mesela benim şurada hemen kısacık söyleyeceğim çünkü çok önemli. 25 yıldır Türkiye'de yaşayan Hugh Pope, kriz grubunun Hugh Pope'u 2009'dan beri özel toplantılar yapıyor ve tek bir konu var bu toplantılarda, Kürt sorunu. Bu arada bu International Kriz Grubu'nun başından gitti Birleşmiş Milletler'in şu anda başında olan adam. Yani çok etkili bir yerden bahsediyoruz. 2011-2016 arasında yaptıkları toplantı başlıkları: Türkiye PKK'nın silahlı mücadelesine son vermesi, Türkiye'nin Kürt çıkmazı, Türklerin endişesi Kürt reformu, Türkiye ve PKK barış sürecini kurtarmak, Irak'ın Kürtlerini silahlandırmak. 2016 kriz grubu raporu yine aynı şekilde Kürtlerle ilgili ve sopada şu: PKK ile mücadeleye bu şekilde devam ederse Güneydoğu'da kan gövdeyi götürecek, batıdaki şehirlerde istikrarsızlık büyüyecek, Türkiye PKK veya IŞİD veya ikisine karşı iç savaşa girecek, ekonomisi de çökecek. Bunu yazdılar. En son raporda da yazdıkları bu. Ve Hugh Pope şöyle dedi: Türkiye'nin geleceği Kürtlerledir. Türkiye'de örnek veriyorum, geleceğim sorusuna. Geleceği Kürtlerledir. Ve 2015'te verdiği son röportaj, buradan gitmeden Hugh Pope şöyle dedi: Türkiye acil reformlar gerekir. Anayasa reformu, akademik merkeziyetçilik, ana dilde eğitim, terörle mücadele, Türkiye'nin geleceği Kürtlerledir. Türk hükümeti Öcalan'ın imajını normalleştirmek adına önemli adımlar atması şarttır ama yetmez. Öcalan'la Erdoğan çok kısa bir zaman sonra uluslararası bir ödülü beraber alacaklardır.
sözleri bunlar bu adamın. Şimdi bütün ülkelerde Amerika beraber ödül alacaklar. Beraber ödül alacaklar diyor. Hugh Pope'un yaptığı. Hugh Pope Cumhurbaşkanlığı sarayından çıkmazdı yani, öyle bir adam bir de. Abdullah Gül Bey'le çok yakın görüşür, şeyle görüşür, gider gelir falan, böyle bir adamdan bahsediyor. Şimdi Didem Hanım diye biri gelmiş yerine. Collinsworth soyadı. Devamlı Gaziantep'te falan tarikatları ziyaret ediyorlar. Ne hikmetse, o da enteresan. Şimdi bu tip uluslararası kuruluşlar devamlı olarak bir Kürt meselesi diye bando çalıyor. Ben de çok basit bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Biz burada Türkiye'de yaşıyoruz. Orada Suriye'de yaşayanlar var. Bunların içinde tabii çok çeşitli etnik kökende insanlar var. Bu etnik kökende insanları ırkçı bazda bir araya getirmeye çalışarak Amerika bu başından beri bahsettiğimiz kukla devletçiklere yelken açmak istedi. Esas bunu düşünmemiz lazım. Biz nasıl bir oyuna geliyoruz diye. Çünkü Amerika'nın Kürtler umurunda mı acaba? Yoksa acaba bu 40 milyon Kürt yok edilse de altındaki toprağın petrole mi el konsa? Bu petrole veyahut da oradaki değerli madenlere ya da suya el koymak için acaba tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda denenen Arap meselesi gibi bir Kürt meselesi mi çıkarmaya çalıştı? Bizim acaba böyle bir sorunumuz var mı? Çünkü benim ailemde Kürt de var, Çerkez de var, Alevi de var, Sünni de var, her şey var. Ve biz Türk'üz bu anlamda. Aynı Fransızın, Frankların kurucu adamlar Fransa'da. Biz Fransızız, je suis français dediği gibi. O zaman neden bahsediyoruz? Esas olan yurt milliyetçiliğidir. Yani ben babası Dağıstanlı Avar, babaannesi Abaza, dedesi Avar olan, onun içinde de Çerkez dediğin zaman 10 bin tane başka adam var yani. Hepsi ayrı dil konuşuyor falan. Annesi sarı keçili yürüyor olan, Balkan göçmeni. Eniştesi Kürt olan. Filan bir insanım yani. Ve ben Türk'üm işte, bu Türk demek zaten. Bunu haykırmak lazım. Ama Amerika'nın derdi bu değil. O diyor ki, ya diyor, ben burada ancak bir devleti bunlarla kurabilirim. Şimdi ben Kürtler diyeyim. Şimdi Kürt baharı zamanı diyor habire. Niye Amerika durmadan bunu dillendiriyor? Sonra Kürt dediğimiz adam kim acaba? %100 Kürt mü var? Nasıl, neye göre bir araya gelecekler? Benim ailemde Kürt böyle bir şey hissetmiyor. Nasıl olacak bu iş? Yani işte biraz önce sana dışarıda anlattığım gibi, yani %100 bir Kürt'ün %100 bir Çerkez'le evlendiğini düşünelim. Binlerce sene içinde çocuklar %50 %50 olsun. Sonra gidip bir Arnavut'la evlensin. O %50 %50 çocuk %33 33 olsun. Sonra o çocuk da gitsin %100 boştan aşık olsun. %25 25 olsun. Ve bu binlerce yıldır sürsün. O zaman senin ırkında ya da kanında ben Kürdüm, ırk bazında Kürdüm dediğin zaman nasıl bunu ispatlayacaksın yani? Nereye gidersin kanla? Ama yurt milliyetçiliği dediğin zaman biz Türkiye'yiz. Bu misak-ı milli sınırları içindeyiz ve hepimiz ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Diyoruz, diyene. Yani bölgedeki Kürtlerin ırkçı bir politikayla değil de ve Amerika ile beraber hareket etmeyerek bölgedeki liderlerle iletişime olarak, yani Türkiye ile, Suriye ile, Esad'la vesaire olarak bir politika mı izlemesi lazım izleyicilerin yani sorusuna? Yani bu şekilde bir işte Barzani diyor ki 25 Eylül'de ben diyor Kürdistan'ı ilan edeceğim diyor. Dedi. Bunu zaten ben 94 yılında Erbil'deyken oradaki kurulan üniversitedeki Amerikalı akademisyen, ama onlar tabii başka işlerin adamları, onlarla konuşurken maalesef şu an çok erken ama biliyoruz ki 10 ya da 20 sene içinde o noktaya geleceğiz diyorlardı. Gelmişler demek ki. Yani orada düşünün, böyle bir coğrafyada böyle bir yer kurulursa bunun nasıl kazanacağı, nereden ekonomik besleneceği, hangi ekonomiyle besleneceği, nereden koridor açıp petrolünü satacağı, hani onun denemelerini yapıyorlar ama Irak'ın ne diyeceği, İran'ın buna ne diyeceği falan gibi yüz binlerce sorunlar var ve böyle bir şey yapması ve bunu başarıyla sürdürmesi acaba mümkün mü? Yoksa Amerika bütün bölgede bir kaos mu düşünüyor? Müthiş bir kan gölü mü düşünüyor bunu hedeflerken? Bu kan gölünde herkes birbirini yiyip toprağın altında esas hedefi olan
değerlere daha çabuk ulaşmayı mı düşünüyor? Kürtler oturup bunu yani düşünsünler. Barzani önderliğinde, liderliğinde bir Kürdistan, bir bağımsız Kürt hareketinin olması imkansız mı diyorsunuz bölgedeki güçler İran, Türkiye açısından? Hayır, imkansız. İstediği kadar Amerika arkasında aslında olmaz mı bu iş? Ha, bilemem onu ama yani eğer Barzani böyle bir iş yaparsa oradakiler de elma armut toplamazlar diye düşünüyorum. Zor. Çünkü hedefin ne olduğunu biz biliyoruz. Yani Barzani diye bir adam çıktı ortaya. Ta ondan evvel babası. Ondan sonra yanında Talabani diye bir adam çıktı. Ve orada iki tane aşiret, Barzani ve Talabani aşireti, 60'tan fazla aşireti yok etti. Kestiler hepsini. Orada bir sürü Türkmen aşireti vardı. Hiçbiri yok bugün. Kestiler, 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 doğradılar. Geldiler, ikisi yalnız kaldı. İkisi birbirini doğradılar. Ben o sıra oradaydım 95'te. Devamlı bombalıyorlardı birbirlerini. Erbil'den Süleymaniye'ye giderken ölüyorduk yani bunların savaşından. Ondan sonra Amerika dedi ki ikiniz yan yana geleceksiniz hadi bakayım dedi. İkisini yan yana getirdi, barıştırdı. Şu anda bütün işleri İngilizlerle özellikle Talabani'nin karısı yürütüyor Hera. Zaten o orada bütün istihbaratların başında o. Böyle iki tane aşirete verildi bütün bölge. Dünyanın en zengin bölgesi, en zengin petrol kaynaklarının olduğu bölge. Amerika ve İngiliz istihbaratıyla bu noktaya geldi. Şimdi İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratı ve Almanlar diyorlar ki ya biz öbürüne fazla gitti, ben daha fazla istiyorum. Kendi aralarında bölünmeler, gırtlaklaşmalar yaşıyorlar. Bir de bunlara sahne olacak. Ayrıca o bölgede canları çıkarılmış bir sürü başka insan yeter be dediği anda ve Irak ve İran yeter be dediği anda neler olur bilmiyorum. Şu anda İran'da Kürt bölgesini canlandırmak, Pıcak'la o işleri halletmek için çok aküt bir çalışma yürütüldüğünü biliyorum. Nereden biliyorum? Uluslararası kriz grubunun muhabirlerinden biliyorum. Özellikle oraya gidip bakın Suriye'den örnek alın diye bağırıp duruyorlar. Yani Amerika'nın yaptığı şey genellikle yani CIA'nin şeydir böyle pelür kağıdına sigarayı yanaştırırsın şurada bir delik açarsın. Sonra buraya yanaştırır burada bir delik sonra burada bir sonra kara deliği bütünleştirir büyütürsün. Yapmaya çalıştıkları işte Kuzey Kürdistan dedikleri Türkiye'nin güneydoğusunu, İran'ın batısını, işte Suriye ve şeyi almaya çalışmak ve burada bir federasyon. Daha sonra bu federasyonun Stratford'un John Friedman'ın komik bir şekilde ifade ettiği gibi Türkiye ile birleştireceklermiş. Türkiye sınırları içine girecekmiş bu Kürt federasyonu ve biz büyüyecekmişiz aynı Osmanlı gibi ve efendim şey olacakmışız, konfederasyon olacakmışız. Yani havuç da çok güzel. Musul, Kerkük hepsi senin olacak. Kürtleri birleştireceğiz, federe edeceğiz, sana konfederasyon olarak bağlayacağız. Türkiye diyor 50 yıl içinde diyor en büyük Osmanlı'nın yani Türkiye İmparatorluğu olacak diyor. George Friedman, Pentagon'un danışmanı. Biz bu balonları yiyecek kadar salak bir millet değiliz. Şimdi bağımsız bir Kürdistan deniliyor. Fakat orada da enteresan bir durum var. Irak'taki Kürtlerin söyledikleriyle Suriye'de mücadele eden Kürtlerin de onlar da birbirleriyle kavga ediyor. Bambaşka cümleler kuruyorlar. Bambaşka söylemleri var. Bu da enteresan bir durum böyle evet. Kürtler açısından. Şimdi mesela Ahmet Türk geçenlerde çıktı Rudav'a bir röportaj verdi. Türkiye'dekiler başla konuşuyor. O da bir ayrı bir şey. Ahmet Türk dedi ki işte biliyoruz ki biz Öcalan'la bir güç kavgası var. Hani Fethullah'la şeyin arasında vardı ya idarenin arasında. Şimdi onlarda da bizim güç kavgamız işte PKK'yla şeyin Barzani'nin güç kavgası. Şengal'de kıyametler koptu bilmem ne. Ahmet Türk diyor ki yok biz çok saygı duyuyoruz Barzani'ye. El ele beraber gidebiliriz filan demeye başladı. Bu da bize mesaj olsun. Bir takım şeyler örülüyor. Ama ben bölge ülkelerinin ve Orta Doğu'nun böyle bir şey... Böyle bu şekilde bir kukla devleti kaldırabileceğini düşünmüyorum. Evet şimdi konumuzla ilgili çünkü 10 dakika sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Şu sosyal medya konusuna da değinmek istiyorum. Kitabınıza da geçiyor zaten. Evet. Şimdi demin bahsettik ya Katar asker vesaire. Sosyal medyada Twitter'da bu olay olduğu anda Türk askeri Katar'a diye bir hashtag açıldı ve top tweet'ti. Yani evet, top tweet evet. İngilizce oldu. Yani en fazla konuşulan konuydu Türkçesi olarak. Sosyal medya görevlileri var biliyoruz. Burada bunu. Bir algı operasyonu mu yapılıyor? Evet. Bu evet, nedir? Yani sosyal medyayı bizler, gençler, bu ülkenin insanları nasıl kullanmalı size göre? Şimdi
Aslında bu kitabın en ilginç yanı bence o. Genç arkadaşlar onun için okusun istiyorum. Mahşerin dört atlısı diye bir şey var. Bu dört atlı olarak Facebook, Twitter, Google, YouTube söyleniyor. Yani bütün medyayı şekillendiren aracılar bunlar. Ve aynı zamanda bunlara bağlı onlarca şey var. Başka araçlar da var. Çok kuvvetli araçlar. İlk önce bunlar Stanford, Yale gibi çok ünlü üniversitelerin dahi çocukları tarafından bulunuyor. Facebook, Twitter falan. Ve daha sonra Eric Schmidt tarafından, Google'ın başındaki Eric Schmidt, ki şu anda Amerikan Savunma Bakanlığı ile çalışıyor Eric Schmidt, ona tarafından el konuluyor. Şu anda bu sosyal medyanın tümü Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Bir defa bundan haberdar olalım. Amerikan Savunma Bakanlığı dediğin gibi algıyı yönetiyor. Çeşitli ülkelerde elini kımıldatmadan siber olarak insanları belli düşüncelere yönlendirebiliyor. Yapmaya çalıştıkları zaten buydu ve yaptılar, yapıyorlar. O nedenle biz diyoruz ki Facebook'tan ya da Twitter'dan ya da işte YouTube'dan şundan bundan bilgilenmek yerine her zaman kitapları tercih edin. Her zaman insanlarla da Facebook üzerinden şundan bundan ziyade yüz yüze çevrenizde görüşmeyi fazlalaştırın. Bu çok önemli. Orada bir algı yapıldığı çok net ortada çünkü. Evet, şimdi yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu Sıdıka Avar konusu. Yayından önce girmeyebilirim evet. demiştim ama birkaç tane soru gelince siz evet. bir konuyu bir açıklık getirin. Sıdıka Avar kimdir? Sıdıka Avar hanımefendi evet. benim babamın ilk eşi. Kendisi 1901 doğumlu. Ben 1955 doğumluyum. Yani annem olma ihtimali yok. 54 yaşında bir hanımlar genellikle doğuramadıklarına göre. Bunu birileri attı. Hikmet Feridun Esin son derece abartılı bir yazısı var. Ortalıkta dolaşıyor. O hikayenin tümü yanlış gibi. Yanlış. Ve o şekilde değil. Sıdıka Avar çok saygıdeğer bir cumhuriyet öğretmeni. Cumhuriyete kanat gerenlerden. Babamın ilk eşi, ablamın annesi ve bir ayrılıktan sonra, babamdan ayrıldıktan sonra İsmet İnönü'ye giderek beni uzak bir ilimize yollayın efendim diyor. Orada öğretmenlik yapmak istediğini söylüyor. Atatürk'le konuşmuyor mu orada? Hayır, Atatürk değil. İsmet İnönü'yle. Ve İzmir hapishanesinde çalışan kendisi değil, babam. İzmir Hapishanesi'nde beden eğitimi öğretmeni. Kendisi de babamla birlikte yardımcı oluyor babama İzmir Hapishanesi'nde çalışırken. Oradaki mahkumlara işte yeniden geri dönüş topluma sağlanırken. Ve çok değerli bir öğretmen. Misyoner falan gibi laflardan nefret eden biri. Öyle şeyler de hiç söylemedi. Atatürk de nefret ederdi. Kendisi gidiyor ve o dönemdeki birçok insan gibi kendi memleketinde yani şey yapıyor işte o insanları bitler içinde yaşayan o küçücük kızları alıyor. Neresi orası? Bingöl, Elazığ çevresi. Elazığ, Tunceli. Evet. Alıyor, getiriyor, elleriyle yıkıyor, yatak veriyor, yemek veriyor, onlara öğretiyor bir şeyler, hayatlarında lazım olacak şeyler. Geçenlerde işte Dersim katliamının bilmem kaçıncı yılı falan diye Hüseyin Aygün gidip Hatun Konakis hanımefendiyle bir görüşme yapmış ve kadıncağız orada Hatun Hanım kendini yırtarak ya bu bir öğretmendi bana çok iyiliği oldu aldı beni okuttu yedirdi içirdi ben ona medyunum dediği halde zorla yok yok orada başka şeyler var herhalde seni asimile etmeye çalıştılar falan gibi böyle sorular sormuş hata yapmış doğru değil yaptığı. Öyle biri değildi, öyle bir insan değildi. O zaman o tip şeyler de ortada dolanmıyordu zaten. Herkes vatana Diyap Ağa gibi yani. Değil mi? Bir Diyap Ağa'mız var. Diyap Ağa gibi bu memleket için bir şeyler yapmaya çalışan vatan evlatları vardı. Sıdıka Hanım da onlardan biriydi. Çok değerlilerinden biriydi. Bu konu maalesef yanlış algılanıyor ve PKK severler durmadan asimilatör olarak ilan ediyorlar bu kıymetli insanı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu konuda da bilgi vermiş olduk. Çok soru geliyor size. Ben şeye değinmek istiyorum. Yani Türkiye'de buyurun. Özellikle bu etrafımızda dönen her cümerç ve içeride yaşadıklarımız gerek ekonomik olarak gerek siyasi olarak yaşanan travmalar insanlarda özellikle genç arkadaşlarda umutsuzluğa yol açmış olabiliyor.
bu ülkede yaşamanın bedelini tabii ki ödüyorlardır. Hepimiz ödedik, ödeyeceğiz. Ama şunu unutmasınlar, umutsuzluk daha büyük başarısızlıkları, daha büyük umutsuzlukları getirir, felç yapar insanı. Yani bir nevi umutsuzluk hipnozu diye bir şey vardır. O nedenle umutsuz olmak yerine bir kişinin bile ne kadar değerli olduğunu ve bilgiyle yolun açılabildiğini ve o samanyolunun birleşebildiğini görürsek ve nesnel zorunluluk denen felsefi kavramdan haberdar olursak çok farklı bakabiliriz dünyaya. Aslında umutsuz olmayı gerektirecek bir şey yok şu anda. Bilgili olmamız gerekiyor ve insanlarla, bu milletle el ele olmayı becerebilmesi gerekiyor biraz daha fazla bildiğini zannedenlerin. Evet, sizinle 12 diye konuşmuştuk ama ben izleyicilerimi kıramam. Hızlı hızlı gidiyorum. Evet. Murat Atalay KKTC'yi sormuş. Kıbrıs'ta ne oluyor? Kıbrıs'ın geleceği hakkında yorumlarınızı merak ediyorlar. Şu anda bir pazarlama söz konusu Kıbrıs'ta. Bir pazarlık söz konusu. O pazarlamada iyi niyetli olmayan yöneticiler, maalesef Kıbrıs'ın başında çok zaman zaman olan iyi niyetli olmayan yöneticiler bir yerlerden de güç alarak Kıbrıs'ı devretmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyecek Türk milleti diyorum ben. Çok uzun ve çok da önemli bir konu. Lütfen Ata Atun gibi bu konuyla ilgili, Hüseyin Macit gibi çok değerli çalışmalar yapanları, orada olanlara kulak versinler. Mutlaka Kıbrıs konusunda bir araya gelen insanların platformlar kurması gerek. Sık sık Kıbrıs'a gidip gelmemiz gerek. Evet. Orası kumar oynamak için kullanılan bir yere dönüştürülmeye çalışılıyor. Çok değerli insanlar var. Ben her gittiğimde çok değerli insanlarla karşılaşıyorum. Kıbrıs elden giderse biz İskenderun'da balık tutamayız, nefes alamayız denmiştir. Doğrudur. Kıbrıs herhangi bir yer değildir. Karpaz'dan İskenderun Körfezi'ne doğru uzayan yer, petrolün yüzeye en yakın olduğu yer olduğu, aynı zamanda istihbari faaliyetler için eşelon sistemlerinin kurulduğu ve rüzgarların geliş gidiş yönü bakımından en net ses alıma uygun olduğu yer olduğu için oraya kurulmuştur. Kıbrıs'ın karasuları çok zengindir. Ayrıca bizim Akdeniz'e açılan nefes borumuzdur. Kıbrıs Türk'tür ve Kıbrıs'a mutlaka ve mutlaka bir arada Kıbrıs'a ses vereceğimiz ve Kıbrıs'tan ses alacağımız kanallar açılmalıdır diye düşünüyorum. Evet, Mahmut Kaya, son zamanlarda Atatürk'e yapılan hakaretleri bana nasıl yorumlar? Hiç cevap bile vermiyorum. Meşrulaştırmak oluyor. Ben cevap veremem böyle bir şeye. Annesine söylenen şeyler. Yani Türk kültüründe atalarımıza saygı vardır. Anneye saygı vardır. Büyüklere saygı vardır. Bunlar hiçbir şeyden nasiplenmemiş. Zavallı yaratıklar. Ama ben sosyal medyada ve medyada bunun yaygınlaştırılmasını biraz önce Ferit'le konuştuğumuz şeye bağlıyorum. Acaba diyorum, hani böyle kulağımızı mı uyuşturuyorlar? Yani bunu normalleştirmeye mi çalışıyorlar da bu kadar çok bundan bahsediyorlar? Bu da bir başka bir operasyon mu Ferit? Bu çok tehlikeli, çok çirkin çünkü. Haklısınız, yani ben inanamıyorum. Yani evet, aynı şekilde sosyal medya zaten şunu gerçekleştirdi. 17-18 yaşında bir küçük evladımız ağza alınmayacak küfürleri sosyal medyada karşısında olmayan bir insana sayabiliyor. Sosyal medyanın bir amacı da bence buydu. Çok rahat bir şekilde insanların kutuplaşmasını sağlayabiliyor. Yani bırakın Atatürk'e, yani ben karşıma en nefret ettiğim kişiyi getir, yani ne bileyim Amerika'nın o McCain'i getir mesela, ben saygıda kusur edemem. Öyle yetiştirilmedim. Yapamam yani. Ben herkese saygılı davranmak zorundayım. Cevap vereceğim cevap varsa veririm ama o kadar yani bu küfür olayını yaygınlaştırmaya çalışan bazı odaklar var diye düşünüyorum. Bir makale okumuştum. Kim yazmıştı ama bu darbe sürecinin devam ettiğine dair aslında hiçbir şey bitmedi. Hmm. Toplumu kutuplaştırıyorlar. İşte sağcı, solcu derken evet, şimdi de evetçi, hayırcı, özellikle şehirlerde
demin konuştuk. Onu kapalı, açık diye vesaire. Siz evet. de sizden de okumuş evet, olabilirim. Evet, ben de yazdım onu. Çok tehlikeli bir şey bu. Evet. Evetçiler, hayırcılar, yani etnik olarak böldüğünüz yetmedi. Dini olarak böldüğünüz yetmedi. Şimdi bir de mesela kadın erkek olarak bölünme var. Yani feminist akımlarla beraber. İşte bütün kadınlar benim vücudum, bana aittir. Erkekler şöyledir, böyledir. Özellikle bu diziler, yabancı dizilerle bu başladı. Türk insanı kadın erkek kol koladır, omuz omuzadır, birlikte mücadele eder. Bu ayrımların hiçbirini kabul etmiyorum ben. Ve çok tehlikeli buluyorum, uyanık olmak zorundayız. Selma yani Hanım, Selma Arıkan sormuş, hızlı hızlı geçiyorum. Banu Hanım'a milli eğitimdeki tehlikeyi sormak istiyorum. Milli eğitimdeki yeni yönetmelik hakkındaki görüşleri. İşte kaldırıyorlar evet, Atatürk hakkındaki bilgilerin kalkması zaten son derece sulandırılmış bir konu. Bu konuda lütfen size buradan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Mahiye Morgül adlı bir öğretmenimiz var. Çok değerli çalışmaları var. Sürekli devam ediyor. Ve ek kitap olarak yayınlanmış Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma adlı kitabı da internette bulunabiliyor. Lütfen okuyun. Bütün bunlara karşı okul aile birliklerinin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuğunuz var, okula gönderdiniz. Gidin okul aile birliğine, ben burada söz sahibi olmak istiyorum deyin. Ve denetleyin, sizin elinizde. Çocuğunuzu gönderdiğiniz yere sahip çıkın. Evet, Nihal Kurt, Kafkasların yeni dünya düzeni açısından önemini sorabilir misiniz? Kafkaslar, enteresan bir soru. Evet, ben aslında buraya bir şey getirmiştim. Bu konuyu ben başka türlü düşündüm. Yani birazcık dağıttık konuyu ama şimdi gazeteci arkadaşlarla da konuşurken hep bunu anlatıyorum. Putin ilk karşı çıktığı zaman şeye, ya bu işte Yayladağ falan oralardaki hareketlilik, hemen arkasında işte Suriye'de bir takım Çeçen ve bazı başka yerlerden gelenlerin işte savaşıyor olduğu ve daha sonra bunların Rusya içinde savaşmaya başlayacağı ile ilgili bazı şeyler söylemişti. Buna karşı çıktığım için ben buraya giriyorum demişti 2015'te. Aşağıda yani Suriye çevresindeki, güneydeki hareketliliğin bir sonraki adımının Kafkas ülkeleri olacağı söyleniyor. Ben de buna katılıyorum. Çünkü Türkiye'yi bir, tıpkı yani Birinci Dünya Savaşı zamanında olduğu gibi, Türkiye'yi bir Avrasya'dan ayırmak, yani orayı izole etmek bir dertleri bu. İkinci dertleri, bütün mesele petrol boru hatları, gaz boru hatlarıdır. Yani bir yerdeki meseleyi anlamak isteyen insan, hani yeşili takip etmek gibi. Katar gazı nasıl Akdeniz'e çıkacak ya da nasıl şuraya gidecek? Katar gazı mı yoksa Türk akım mı? Kafkasya'dan Transdniester'den gidecek olan şey nereye gidecek? Transkafkasya nasıl gidecek? Bütün bunlara baktığınız zaman adamların esas konularının bu bölgede yoğunlaşacağı açık ve net. Ama bu konuda çok özel araştırma yapan insanlar var. Bu konuları merak edenler onların kitaplarını okusunlar. Evet Sayın Banu Avar, çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi, gazeteci arkadaşlara, evet, genç arkadaşlara buradan bir şey söylemek istiyorum. Olacak. Evet buyurun. Atilla abi sürekli olarak bize bir şeyden bahsederdi. Bu bahsettiği şey Atilla İlhan'ın perspektif gazeteciliği diye bir kavramdı. Derdi ki gazeteci dediğin adam perspektif gazeteciliği yapıyorsa benim için gazetecidir. Onun dışındaki de ben gazeteci, masteci demiyorum derdi. Haber gazeteciliğini gündelik gazeteciliğe indirgersen oradan hiçbir şey elde edemezsin, hiçbir bilgi alamazsın. Tarihsel background'una gitmeden, tarihsel geriye gidiş yapmadan, eğer sadece gündelik haber yapan adamlar varsa bir basında, o zaman oradan bir şey çıkmaz derdi. Çünkü bugün size güncel olarak gösterilen haber diyordu, aslında çoktan dosyalanmış bir vakadır diyordu. Buna da şu örneği Büyük Orta Doğu Projesi'nden veriyordu. Ben onu burada okumak istiyorum. Çok değerli bir alıntı. Ve bütün bu soruları da kapsıyor. Bakın diyordu bize, 2005'te öldü Atilla İlhan. 2004 yılında Amerika Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi yayınladı. Şimdi bu belgeyi önünüze koydunuz derdi. Bakın bu belgeye.
Amerika'nın temel enerji ihtiyacının %40'ından fazlası petrole bağımlı diyor. 2004'teki Amerikan Güvenlik Strateji Belgesi. Petrol ihtiyacı yarıdan fazlası ithalatla karşılanıyor. Ve ithalatın büyük bir kısmı Basra Körfezi ülkelerinden geliyor. Ancak biz Orta Doğu petrolüne bağımlılığı azaltmak için temel bir girişim yürütüyoruz diyor Amerika. Bunun Büyük Orta Doğu projesinden bahsediyor. İşte bütün bu Libya'sı, Suriye'si, Katar meselesi, Suudi Arabistan'ı, İsrail'i falan bunun içinde. 200 milyar varillik petrol rezerviyle Hazar Denizi bölgesi, Gürcistan falan da dahil, dünyanın gelecekte artan enerji talebini karşılamak için önemli bir rol oynayacak adaylardır. Bu gelişmeleri aklımızda tutarken, küresel petrol pazarının hala çoğunlukla bağımlı olduğu ve mevcut petrol rezervlerinin birçoğunu barındıran Orta Doğu bölgesinin en önemli bölge olduğunu itiraf ediyoruz diyor. Yani önce hedef ve amacı bu belgeyle ortaya koyuyor. Ta gidiyor Amerikan Güvenlik Stratejisine, belgesine. Sonra da Amerika'nın bu hedefe nasıl ulaşacağını Atilla abi anlatıyor. Amerika'nın ulusal güvenliği, küresel güvenliğe, güçlü bir Amerikan silahlı gücüne, küresel bir ekonomiye ve dünyada demokrasinin yaygınlaşmasına bağlıdır. Her yere demokrasi getireceğiz diyor. Ve ben tesadüfen bunların çoğuna şahit olmuş bir gazeteci olarak, 2004'te başladı çünkü olay. Her yere demokrasi gelmeye başlıyor. Pat oraya giriyor, pat buraya giriyor ve ABD çıkarlarını aslında ortaya koymaya çalışıyor. Ama demokrasi getiriyor, maskesiyle yapıyor bunu. Küresel olaylarda aktif olmak gerekir. Aktif kalındığı takdirde Irak, Gürcistan ve Suriye'de olduğu gibi tehdit ve tehlikeler daha iyi değerlendirilebilir. Bölgeler ve ülkeler, özellikle Türkiye ve Azerbaycan bu amaçlarla izlenmelidir diyor Amerika. Amerika söylüyor bunları. Bu çerçeveyi ortaya koymadan güncel habere giderseniz hiçbir şey anlamazsınız. Önce çerçeveyi koymak gerekiyor. 2004'te Kamışlı karışıyor. Bölgedeki Kürt nüfus içine sızan istihbarat elemanları ayaklanma için futbol karşılaşmasını seçiyor. Tıpkı Yugoslavya'da da aynı şey olmuştu. Yani Yugoslavya bölünürken az subaylarla subaylar birbirine karışmıştı, birbirine karşı çıkmıştı. Ve az subaylar paramiliter güç olarak etnik Hırvat, Sırp ve Boşnakların arasına karışmıştı. Ve sonra Kızıl Yıldız Dinamo maçında karşı tribünleri taramışlardı. Hatırlayın. Birebir aynı örnek Kamışlı'da yaşanıyor ve New York Times ilk defa bu maçta Kürt bayrakları dalgalanıyor ve Kürtler Amerikan başkanını övüyor diye manşet atmıştı. Bush'a canımız feda diye slogan atılmıştı maçta. Ve sonuç, Beyaz Saray'ın operasyon için CIA'ya gerekli emri verdiği, sonunda Barzani ve Taliban'ın egemenlik sahasına Suriye'den de bir bölüm sokmaya karar verdiği, sonra da İran'a ve Türkiye'ye sıranın geleceği açık ve ayan beyan ortaya konulmuştu. Yani bunlar okunduğu zaman, özellikle Atilla abinin kitaplarını da okuyun çünkü ta o zamandan bugüne geleceğimizi anlatıyordu. Aynı şekilde Suriye'nin gelişiminde ben 2012'de Gün o Gündür adlı kitapta yazmıştım. Ve buraya geleceğini Amerikan belgeleriyle anlatmıştım. Buradan sonra yapılacak tek şey vardır. Bence zorunlu olduğumuz çözümdür. Tehdit altındaki bölge ülkeleri mutlaka konuşmalıdır, bir araya gelmelidir. Bundan başka seçeneği Türkiye'nin yoktur ve bence mutlaka ve mutlaka geleceklerdir de. Çünkü seçenek, inşallah korkunç olaylar olmadan, hepimize, kemiğimize değmeden bu yapılabilir. Benim buradaki tek temennim bu. Bu yönde işte biz yazıyoruz, çiziyoruz. Bütün bunlar olup biterken, Ferit unutmayalım ki insanlar ekonomik darboğazlar yaşıyorlar. Çok zor günlerden geçiyorlar. Evet. Kafalar son derece karışık. Ve bir de bütün bu karmaşadan yararlanmaya çalışan birileri var. Bunlara karşı uyarı bizim için görevdir. Birileri insanları tarikatlara bağlarken, isim vermeyelim, çok çeşitli tarikatlara, o tarikatlar içinde onlarla oynarken, kafalarını karıştırırken, birileri de başka cenahtaki birilerine Budist kültür, Zen kültürü, kuantum, yok bilmem ne filan satmaya uğraşıyor. Bütün bunlar satışlardır. Bunlara kanmayın. Belki hani fal açmak gibi ya da
ne bileyim var ya böyle şeyler, gidiyorsun işte rahatlatıcı sır kitabı çıktı mesela birdenbire. Ya da birdenbire işte bilmem her önüne gelen elini sallasan kişisel gelişim uzmanına çarpıyorsun. Bunlara karşı da dikkatli olun. Ben bir evde şuna şahit olmuştum. Eve bir hanım geldi. Halı tabelası gibi bir şey açtı. İçinde saten renkler vardı, sarı, kırmızı, mor. Ve sosyeteden bir hanımefendinin üstüne atmaya başladı bu satenleri. Ve dedi ki auranız sizin sarı giymenizi emrediyor. Ve 100 dolarını aldı gitti. Ben buna şahit olmuş biriyim. Genç kızlarımız işte televizyonlardan kafaları karıştırılıyor. Yani giyim, kuşam, şu bu, al al al, tüketim tüketim. Aile ortamları karıştırılmaya çalışılıyor. Kadın ve adamın bu algılarla yıkanması sonucu boşanmalar korkunç düzeye geldi. Ahlakla oynanıyor. Çok fazla düşünce, yalan düşünce, yalan bilgi yayılıyor. Dolayısıyla insanlarda bir kafa karmaşası var. Buna bir örnek vermek istiyorum Banu Hanım. Hı-hı. Şimdi Türkiye'nin en çok izlenen, reytinglerde bir numara olan yarışması, izleyeceğimiz bilirler, anlamışlardır yani. Bu yarışmada şimdi birisi diğer yarışmacıyı saf dışı bırakırsa, elerse, kendisinin daha başarılı olduğunu gösteriyor ve ödüle doğru gidiyor. Şimdi burada da ister istemez ben toplumda gençlerin konuşmalarından ya da şirketteki, iş yerlerindeki davranışlarından aynı tabloyu görebiliyorum. Acaba ben mi abartıyorum diyorum kendi kendime. Şimdi orada yaptığın, o yarışmada gördüğünü şirkette de yapabiliyor. Ve diyor ki ben bunu mesela şöyle böyle bir şekilde yalan dolan fark etmez elersem 100 kademeye daha atlarım diyor. Yani bu tarz hani bahsettiğim o bol reytingli yarışmalardan böyle bir sonuç çıkartmak evet, hepsi böyle gerçekten. Doğru mudur yani? Lord Ahmet diye biri var bunların başında. Bütün bu yarışmaları. Kim dediniz? Lord Ahmet. Lord Ahmet. Meşhurdur. Londra'da hani bir adamla evlendi kendisi. Adamla evlenen bir adam. Bu bir yani bayağı istihbarat işi. Bütün gördüğünüz yarışmaların hiçbirini masum şeyler olarak görmeyin. Bu yarışmalar insanların toplum içindeki tavırlarını belirlemek için yapılıyor. Reality show'lar da öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim.